Evet, sevgili dostlar, yeniden hepinize saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz. Bu hafta çok uzaklardan bir konuğu ağırlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan bir arkadaşımız, Bülent Avcı arkadaşımız konuşacak bizimle. Yaptığımız duyurular da tabii ki afişte veya çalışmanın adı var. Ancak Bülent Hocam'a biraz önce de söylediği gibi bize bu ilk oturumda veya gerekirse ikinci oturumdan da bir kısmını alarak bir sunum yapacak. Sonrasında da biz buradaki bütün arkadaşlarımızın katkısı, soruları, eleştirileriyle tartışmamızı sürdüreceğiz. İlk oturumu bir 30 dakika sonra kapanacak. Bir 5 dakika ara verdikten sonra ikinci oturuma tekrar geçeceğiz. Gerek olması halinde üçüncü oturumu da yani sizlerin de talebiyle veya isteğiyle sürdüreceğiz. Şimdilik bilen arkadaşlarımız tabii ki sürekli olduğu için biliyor ama yeni gelen arkadaşlarımıza bu açıklamaları yaptık. Ben tekrar davetimizi kabul ettiği için sevgili Bülent'e tekrar teşekkür ediyorum ve sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun hocam, sizdeyiz. Teşekkürler Ayhan Hocam. Herkese merhaba. Ben kısa bir tanıtayım kendimi isterseniz arkadaşlar. Ben 2005 yılından itibaren Amerika'da yaşıyorum. Eğitimciyim. Yıldız Teknik Matematik Mühendisliği mezunuyum ben. Buraya geldikten sonra bir tezsiz yüksek lisans, bir tezli yüksek lisans ve en son doktora yaptım matematik eğitimi üzerine. İki yıllık bizdeki yüksek okullara benzer okullarda çalıştım. Doktoradan sonra dört yıllıklarda da part-time çalıştım. Ama esas olarak bizdeki lise matematik öğretmenliği var tüm zamanlı olarak. Yaklaşık 2006'dan itibaren. 15-16 yıldır eğitimci olarak çalıştım. Türkiye'de kısa bir deneyim oldu böyle. Halk eğitimlerde, liselerde falan. Mezuniyetten sonra ben kısa dönem 3 yıllık bilgisayar programcılığı yaptım. Matematik mühendisleri genelde böyle İlk bu tip işlerde uğraşır. Daha sonra ne olmayacağını anladım. Eğitime yavaş yavaş geçtim. İşte burada ilk tesis yüksek lisans bizdeki böyle formasyon almakta yapılanların bir benzeri böyle. Tez yapmıyorsun ama işte oradan şey kazanıyorsun. Pedagojik formasyon. Çok bayağı kademeleri var burada. Çok zor bir iş. Yani özel okullarda alabilirsin öğretmen çok kolay ama devlet okullarında çok zor. Yani bir sürü yerden mezun olman gerekir, oradan ders alman gerekir bilmem ne. Neyse onlar geçtikten sonra. Yani en son doktora yapma aşamasında şeye karar verdim yani. Eleştirel matematik eğitimine karar verdim ve o konuyu araştırmaya başladım. Yani ben eleştirel pedagoji daha önceden de biliyordum. Daha bir formasyonum vardı ama bu matematiğe de bilim fen derslerini nasıl uygulanır o konuda hiçbir fikrim yoktu. Yani bu işe girdikçe işte okul bulmak, doktora yapacağını yer bulmak bir iş. Yani ben yaparken aynı zamanda da full time çalışıyordum. Yani bırakıp yapmadım yani. O tez hocasını bulmak, efendime söyleyeyim o bir sürü şey. Zaten Avustralya'daki bir üniversiteden yaptım ben. O da ayrı bir sorundu. Yani zaman farkı vesaire işte. Ders alırken oraya gitmek durumunda kalmadım ama tezi savunurken gitmek şart oldu işte bir kere. İki kere gitmek durumunda kaldım. En son işte tez, o Avustralya'daki o akademik sistem biraz farklı böyle. Önce okula savunuyorsun tezini. Oradan olur alırsan, okey derlerse yani dışarıya gidiyor. Dünyadaki başka 3-4 tane de denetleyiciye. Onlar da evet derse kabul oluyor, geçiyor. Bir tane hayır derse işte falan. Onun kademeleri vesaire var. Neyse onlardan bir tanesi Kanadalı bir profesör. Dedi ki bunu mutlaka yayınlaman lazım dedi. Bunu harcama dedi. Çok iyi bir tez. Not düştü yani. Ben tanımıyorum kendisini zaten. Öyle fikir oluştu bunu basayım diye. Yoksa ben yani bu İngilizce bir şey bastırmak biraz ilişkiler olan bir şey. Onu tanıyorsun, bunu tanıyorsun falan da filan. Ben sana referans veriyorum dedi. Adamın 25 tane kitabı var piyasada yayınlanmış. Onun referansı da gittim her yere. 3 yayın evine başvurdum. 3'ü de kabul etti. İkisi para vermedi. Bir tanesi biraz para veririm dedi. Onunla gittik. Hepsi de şey, iyi de oldu. Bayağı bir iyi bir deneyim oldu benim için yani. Dediler bu tezi tez olarak kimse yayınlamıyor zaten. Sen bunu kitap yap. Gitti geldi bir sürü böyle bir 6 ayımı da ona harcadım ben. Kitap formatına çevirmeyi. İşte ondan sonra Türkiye'yle, daha önce ben tanımıyordum Türkiye'deki hiç kimseyi bu işlerle uğraşan eleştirel pedagogik.
Kemal Hoca'yı tavsiye ettiler. Onunla ilişki kurduk işte. İşte kitabı çevirdi vesaire. Geçen sene ilişkilerimi update ederek bütün bayağı kitapçı arkadaşlarım var benim. Kitap satabilecek İstanbul'da, merkezlerde falan. Tam böyle ön raflara koyun falan diyecekken işte pandemi olay oldu. Bir anda kapandı her şey. Herkes kendi derdine düştü. Kötü bir zamana denk düştü yani. Daha fazla satılabilirdi, daha fazla bilinebilirdi ama. Ama benim için büyük mutluluktu yani. Türkiye'ye ilk defa böyle bir şey getirmek. Yani dışarıda okunuyordu yani bu. Yayın evi bunu direkt önce üniversiteler satıyor. İlişkisi oldu. 350 yıllık yayın evi. İşte ne derler ona ciddi olarak satıyor ve yüksek fahiş fiyatlara satıyor bunu. Oradan parayı kazanıyor. Daha sonra da paperback yaparak işte piyasaya satıyor. Amazon vesaire. Yani kısaca böyle bu işin eleştirel matematik eğitimi dediğimiz şey dünyada çok yeni yeni gelişen. Sadece insanlarla ifade edilen bir şey. Bir kurumsallaşamadı yani. 5-6 kişi diyebiliriz toplam. İşte beni de katsayın 7 kişi olur en çok. Amerika'daki kişi. Benle 3 olur belki. Biri emekli oldu zaten. İngiltere'de bir kişi. O da emekli oldu. Danimarka'da bir kişi ki bu işin en iyi yapanlardan biri. İsviçre'de bir kişi. Brezilya'daki tane. Toplama vursan yani. Bir tane Endonezya'da var kısmen bu işlerle uğraşan. Şimdi sorun eleştirel pedagoji 60'lı yıllardan beri var zaten yani. O Paulo Freire'den itibaren. Daha öncesinde de gider biraz böyle Almanya'ya falan. Ve o konuda bayağı bir literatürü var. Açarsan bakarsan yani tonla şey yazılmış yani. Versiyonları var. İşte liberal versiyonu var. Marksist versiyonu var. Külliyat var yani elini alacaksın ama bu iş böyle bilime, fen derslerine, işte biyoloji, kimya, matematiğe gelince çok net değil. Yani buna nasıl eleştirel bakılabilir der insan. İki kere ki dört ederse bunun eleştirelinden ne fark eder yani? Nasıl öğrettin, ne yaptın? Sonuçta beni asitle baz bileşik yapmaz mesela. Ya da suyla retinya karışmaz ya. Bunun eleştirelini nerede diye düşünür insanlar. Öyle düşünüyordur diyor. Dolayısıyla gelişmedi. Bu alanlarda zayıf kaldı yani. Eleştiri olmayan, apolitik olan ya da tarafsız bir alanmış gibi düşünüldü bu uzun yıllar. İşte 90'lı yılların ortalarından başlayarak birileri böyle olmadığını söyleyerekten bir şey girişti. Yavaş yavaş da gelişiyor. Şimdi hala oturmuş bir şey yok yani. Mesela eleştirel pedagojinin arka planında eleştirel teori vardır. Çok sağlam bir geçmiş vardır yani o işte Marksizm, Neo-Marksizm, hatta Antik Yunan'a kadar gider yani eleştirelliğin Avrupa, Batı dünyasındaki açılımı. Ama henüz bir eleştirel matematik eğitimi böyle herkesin hemfikir olduğu bir şey yok arka plan. İşte Danimarkalı akademisyen Habermas'ı kullanmaya çalıştı biraz. Denedi, daha doğrusu denemeye çalıştı yani. Ben Habermas'la Ferry'i bir araya getirmeye çalıştım. Bu da yeni bir şey yani. Bir katkı, literatüre katkı olarak değerlendirildi bu. Ya bir şey önünü açarsın daha sonra daha insanlar daha farklı şeyler yaparlar. Farklı ülkelere tanınırlar. İşte Türkiye ile ilgili benim planlarım var işte. Bazı temelli kitapları çevirmek gibi ileride. Şu an çalışıyorum bir tanesinin üzerine vesaire. Ya, ama şöyle bir durum var tabii. Yani bu çok dar bir alan olduğu için şu an biz konuşuyoruz. Kendine yer bulamıyor. Bir de muhalif. Böyle matematik eğitimi resmi bir şeydir işte. Dünyada da böyledir, Amerika'da da böyledir. Yani tekel altına alınmıştır. Amerika'nın resmi araştırma kurumlarına kendine bir yer bulmak çok zor. Mesela kaç kere ben sunum teklifi yaptım resmi olarak yani. Ama diyorlar ki Research Association of United States. Ya bakar mesela sen muhalefsin, sen de kenara köşeye atar. İşte kendimiz kurmaya çalıştık sadece bizler eleştirel matematikçi olarak. Bir kere Brezilya'da yaptık, São Paulo'da. Geçen sene Hindistan'da yapacaktık. Olmadı bu işte pandemi yüzünden. Ara oldu yani. Yavaş yavaş gelişen bir alan kendi içinde. Yani yeni araştırmacılar katıldıkça bu iş kendine bir yol bulacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi birkaç ana eksen nedir mesela bu eleştirel matematikteki şu ana kadar yapılan şeyler? Bir tanesi bir. İşte resmi müfredattan dışına mesafe koyacaksın kendine. Yani ana temel kaynaklardan bir tanesi bu. İkincisi, o Ferrer'in şey dediği var böyle, bankacı model. Böyle ezberci. Sadece pazartesi öğreniyorsun, cuma işte sınav var. Sınava geçiyorsun, pazartesi her şeyi unutuyorsun. Böyle öyle gidiyor yani.
bunun yerine daha derinlemesine öğreten, kavramsal öğretmeyi esas alan. Ondan sonra egzersiz paradigması diye bir şey var. Bütün matematik kitaplarına bakın mesela. Türkiye'de öyledir. Bir konuyu anlatır. Aşağıda 10 tane, 20 tane örnek birbirine benzeyen. Onları birini çözersin, ötekini çözersin. Bilmem ne kaparsın işi yani. O skill drill diyorlar İngilizce'de. Yani sürekli olarak aynı şeyler üzerine teknik olarak çalışıyorsun. Yani ikinci derece denklemi çözmeyi öğreniyorsun. Mesela o kadar. Ya da integral türev çözmeyi de öğreniyorsun. O kadarla kalıyor yani sadece. Paradigmayla. Diyor, bunun yerine ne koyacaksın? İşte o bizde böyle havuz problemleri denirim. Onun dış dünyaya uygulanmış hali. Öğrencileri getireceksin diyorlar. Biraz öğretmenin üzerine omuzuna yük yükleyen bir şey. Yani var olan ders kitaplarıyla, müfredatla biraz mesafe koyman lazım arana. İkincisi de sosyal sorunları sorun etmek diyeceksin diyorlar. Yani resmi müfredat bunu sorun etmez. Her şey güllük gülistanmış gibi davranır. Yani öyle değildir. Mesela şu anda matematik eğitimi üzerine yapılan araştırmalar ancak toplam öğrenci sayısının %10'unu kapsıyor. Ancak onlara seslenebiliyor. Mesela %90'ın dışında bunun. Çünkü bir araştırma yaptığın zaman belli koşulları, altyapı koşullarının ne olduğunu belirlemen gerekiyor. Mesela bir okulun çatısı olması gerekir, suyu olması gerekir, sınıfı olur falan filan. Dünyada bir sürü okul var, doğru düz binası yok. Yani imkanları yok, teknoloji yok, şu yok, bu yok. Bazılarında tuvalet binanın içinde değil vesaire. Bunları kapsayınca ben çok olmuştum bunu öğrendiğim zaman mesela. Dünya öğrenci nüfusunun devlet okullarına öğrenen bu verili araştırmalara ve mainstream, ana akım dediğimiz araştırmalar sadece %10'unu kapsıyor. %90'ın üzerinde herhangi bilgi yok varsayım olarak. Sadece imkanları yerinde olan %10. Bunlar da çoğunlukla gelişmiş ülkelerdeki okullar dahil ediliyor. Bir ikincisi de eleştirel matematiğin ana temalarından. Şimdi Amerikalı bir şey var. Felsefeci John Dewey diye. Amerika'nın böyle faydacı felsefecisi. Eğitim üzerine çok çalışmaları vardır. Bu adam der ki 1916 yılında işte bilimsel eğitimin, yani matematik ve bilim eğitimi yapılan toplumlar kendiliğinden demokratik toplum olur diye bir tezi vardır. Böyle bilimsel rasyoneliteye fazlasıyla güvenmek gibi bir tutumu vardır. Çünkü der ki bilim ve matematik dışsal otoriteyi kabul etmez. Kendi bir şeyi vardır böyle, kriterleri vardır. Dolayısıyla bunlarla sosyalleşen insanlar da oluşturduğu topluma demokratik olur diye bir şey. Ama tabii bu 1916, Birinci Dünya Savaşı'ndan önce, Birinci Dünya Savaşı oluyor, arkada İkinci Dünya Savaşı, işte Nazilerin, işte Yahudi katliamı vesaire. Doğru diyorlar ki bak, Amerika, o Almanya o döneminden gelişmiş ülkesi, ülkelerden bir tanesi. Diyorlar bu nasıl olabiliyor bir şey? Eğitimi de bayağı işte bilimsel. O zaman anlaşılıyor ki yani senin öğrettiğin şeyden ziyade nasıl öğrettiğin de önemlidir. En az onun kadar. Yani ikinci derece denklemi öğretirken onu nasıl öğrettiğinin en az denklem kadar önemi vardır. Öyle şey değildir yani. Bilimsel öğretiyorum de o ille de böyle demokratik bir topluma yol açacak gibi öne sürülen fikrin çok da tarihsel olarak doğru olmadığı anlaşıldı. Bu yönüyle de 2005 yılında bir araştırma yapılmış. Oxford'un finanse ettiği. Çok büyük bir araştırma. Çin ve Rusya'yı da kapsıyor. Matematik sınıflarına bakmışlar. İşte Amerika, Kanada, o Birleşik Krallıkların Commonwealth dediğimiz ülkeler. Bayağı geniş bir, iki yıl sürmüş falan. Büyük finanslar yapılmış. Ama sonuç şu. Bütün matematik sınıflarının %99'u otoriter eğitim yapıyor. Doferin'in tarif ettiği gibi. Yani 2 kere 2 4 diyor mesela. Nedir bu otoriter? Öğretmen diyor ki 2 kere 2 4'tür yazıyor tahtaya. Şimdi çocuk sorarsa gayet meşru bir sorudur. Niye 4? Mesela niye 5 değil, 3 değil de yani 4? Şimdi otoriter öğretmen der ki ya niyesi yok. Ben otoriteyim o yüzden yani. Ben öyle diyorsam öyledir yani. Sana düşünen onu öyle benimsemektir. Onun yanında diğer işte Freud ve onun geleneğinin bahsettiği diyalog der ki onu öğretmenin meşru yollardan izah etmesi gerekir. Niye 4 olduğunu, niye 5 olmadığını, niye 6 olmadığını vesaire. Diyalog yoluyla. Yani eşitler arası diyalog gibi. O Ferre der ki mesela dikey ilişki vardır, bir de yatay ilişki vardır. Mesela dikey ilişkin kurduğu öğrenme sistemi ya dil münazinde diyen, insani olmayan, dikte eden. Mesela Türkiye'de bütün erkekler askerlik yapar mesela. Askerde bir şey öğretilmek tamamen dikeydir ve insani değildir.
geleneksel olarak din eğitimi de böyledir. Mesela medreselerde şurada burada falan filan öyle. Kiliseler de öyledir yani. Direkt sana söylenir ve benimsemen istenir. Sorgulaman değil. Yani şu çocuk gayet sorabilir. Niye mesela 3 değil 4 değil falan. Akıllı çocuk da sorar. Bunu sayı tabanın onluk tabana dayandırarak anlatabilirsin. Yine başka konular da olabilir. Bir sürü konu olabilir tabii ki de yani. Ya konulardan bir tanesi de bu. Yani otoriter midir, diyalojik midir? Diyalog temelli midir yani? Eleştirel matematik bundan fikir. Kesinlikle diyalog ve bunun benim kitabım baştan sona buna dayanır zaten. 5 tane aksiyon araştırması var. Bunun bir sonraki ayağı da öğrenme aşamasında şeydir. Ne derler ona? Çocukların bir arada öğrenebileceği bir ortam yaratmak. Collaborative work learning diyorlar. Bu ana akım eğitim kısımlarında da bu yapılır ama bizdeki daha farklıdır. Yani çocukların şu yetenekleri kazanması için matematiğin haricinde işte bir arada çalışmasının koşulları yaratılması gerekir sınıfta. Derslikte nerede yapıyorsan artık bu işi. İşte bu nedir bu? Öğretmen olarak akranlar arası eşit diyalog ortama geliştirmen gerekir. Bu üzerine çok durulan bir konudur yani bu alanda. Mesela 20 tane öğrencim var. İşte bileyim işte onları böldüm 4'erli gruplara falan böldüm. Çalışıyorlar bir arada. Onlar işte ya soru çözüyorlar vesaire. Diyelim çocuğun bir tanesinin anne babası avukat. Tuzu kuru yani. Öteki de bizim nedir? İşte falan fabrikada çalışan birinin oğlu. Ben defalarca ben bu örneklerle yaşadım çalıştığım yerde son 15 yılda. Mesela avukatın oğlu olan çocuk dışarıdan getirdiği güçle, otoriteyle orayı domine etmeye çalışıyor grubu. O bizim işçi sınıfının çocuğu da çok ona göre daha zeki olmasına rağmen, daha yetenekli olmasına rağmen aşağıda bir yerde kalıyor. Yani o dışarıdan gelen, var olan statükoyu aynen yansıtıyor senin sınıfa ve orada bir öğrenme durumu falan olmuyor. Nasıl Ferin'in tarif ettiği gibi mesela öğretmenle öğrenci arasındaki asimetrik durum, güç ilişkisi aynen öğrenciye de yansıyor. Oradan demokratik bir şey çıkmıyor. Yani çocuklar tartışarak, görüşmeler yaparak vesaire yaparak herkesin burada eşit olduğu ve eşitler arası bir diyalog kurmamız gerektiğine ikna etmem benim kendi sınıfımı tezle çalışırken ve bir 6 ayımı aldı en az. 6 ayın sonunda herkes ikna oldu yani. Niye işte dışarıdan herhangi bir otoritenin buraya taşınmaması gerektiğini ve aramızdaki diyaloğun sadece argümanlara dayalı olması gerektiğini. Elde ettiğim başka güçlere ilişkin değil. Ya bu zor bir şey tabii. Ama bunlardan bir tanesi de bu. Yani o öğrenmenin yarışmacı değil de dayanışmacı olması. Ana eksenlerden bir tanesi de bu. 3 aşağı 5 yukarı herkes en fikir bu konuda. Bu alanda çalışan insanlar. Üçüncüsü de öğrenmenin yani ezberci falan değil de araştırma temelli öğrenme olması. Ona inquiry based education diyoruz. Yani basit sorular sorup basit cevaplar almak değil. Mesela iki sayıyı çarp birbirine cevap nedir falan o bir soru değildir. Hiçbir araştırma yapman gerekmez. Onun için de bunda resmi müfredatlarda bunu bulman çok zordur. Senin kendin oluşturman gerekir. Dersinden, sorusundan, efendime söyleyeyim projesine kadar. Öğretmenlerinizin yük vardır. Mesela biz şu anda bir kitap üzerine çalışıyoruz. Öğretmenlerin kullanabileceği derslerinde pratik olarak. Böyle kaynak yok çünkü. Bu kaynakları, kitaplar kim yazar? Büyük kitap firmaları yazar. Amerika'da 5 tane tekel vardır bu işlerde yapan. Onları açar bakarsın. Bütün bizim havuz problemi dediğimiz problemler var olan düzeni meşru kılmaya çalışır. Ya müşteri der işte bir yere alışverişe gidiyor. Ya da bir iş yeri vardı işte girdileri azaltmaya, kârı yükseltmeye çalışıyorlar. Başka bir şey örnek bulamazsın orada. Bunun dışında örnekler bulup getirmen gerekiyor diyorlar. Dolayısıyla öğrenciler bir arada öğrenirken hem de araştırma yapmayı öğrensin. Yani ucu, ona şey diyoruz, open-ended question, ucu açık sorular sormak. Şak diye cevaplayamayacağız. O tartışmaya açık. Efendime söyleyeyim, kendi aralarında diyaloğu, sorularla beraber diyaloğu tetikleyecek şeyler. Yoksa mesela şey değil, yani İkinci Dünya Savaşı ne zaman olmuştur, böyle bir şey araştırma temeli bir şey olamaz. Cevabı belli zaten. Şurada olmuş dersin. Biter yani. Onun haricinde tabii bir de pratik olarak şöyle bir sorun var. Şimdi sen bir okulda çalışıyorsun. İşte diyelim burası Amerika. Devlet okulu.
ne nasıl ve ne yapacağın o kadar milimetrik olarak şey yapılmış ki yukarıdan aşağı doğru. Yani bu son 16 senede, son 20 senede çok korkunç bir hale gelmiş. Her şey yemek kitabı gibi şey yapmışlar. Şu saatte şunu yapacaksın, buna bunu söyleyeceksin. Sınıfa girerken böyle merhaba diyeceksin, akşam böyle kapatacaksın. Ya sen o daralmış alan içerisinde kendine bir yer açmak zorunda kalıyorsun. Muhalif öğretmen. Bütün muhalif öğretmenler böyle uğranacak yani. Ya, ben mesela bir kere farkına o datayı toplarken derslerden bir tanesinde müfettiş geldi sınıfa. Habersiz. Müfettiş dediğim bizde nasıldır bilmiyorum karşılığı da. Hani il milli eğitim müdürü gibi bir şey. Yani il milli eğitim müdürünün gücü nedir mesela Türkiye'de? Bir onu işten atabilir onu bilmiyorum da burada atar. Hemen atar yani. Yarın gelme diyebilir ya da sen ücretli izinsiz ayrıldık seni araştırma yapacağız diye. Böyle bir tip yani. Bir de arkasında 5-6 kişilik bir ekip falan. Tak diye daldılar benim sınıfa. Ya iyi ilgilerim vardı o insanlara da beni de bir yerden biliyormuş. O anda şey yaptı. Matematiğin tarihini inceliyoruz o derste de böyle. Hangi işte efendime söyleyeyim Mayalar, İnkalar, işte Hindistanlılar, Çinliler falan filan. Blok bir periyot. Normalde adam girer 5 dakika durur. Ben de ders bitene kadar durdu herif yani. Dedim bayağı kırlandım ben. Neye duruyor bu adam böyle? Hiçbir bozuntuya da vermedim. Oğlum oturdu. 5 tane kadrosu var. Onlar ayakta duruyor. Yani onun yardımcıları falan. Sonra baba adamın hoşuna gitmiş de müdür de orada yani. Okulun müdürü de orada yani. Şimdi bu bizim standartta verilmiş. Şu standartları okuyacaksın. Orada standartta da şey yok. Matematik tarihi gibi bir şey yok. Çıkarken dediler ki sen hangi standartı öğretiyorsun diye sordular bana. Dedim böyle acaba böyle bir standart yok yani. Olmasın diye öğretmeyeyim ben yani. Sonra bir yazılı olarak gönderdiler bana. Niye işte bunu yapıyorsun falan filan. Bak 3-4 sayfaya yazdım yani. Dedim yani yok diye ben ya, bunun iyi ya da kötü olmadığı önemlidir. Dedim. Ya, savundum daha doğrusu kendimi. Hatta bir kısımda şey koydum kitaba da onun örneklerinden. Yani bu çok küçük bir örnek. Başka bir versiyonu olsa mesela bunun sonuçları ağır olabilir. Adam diyebilir ki sen kimsin de yani kafana göre öğretiyorsun falan. Da bunu da zorluklarını anlatmak için söylüyorum. Bu şey değil yani. Çok böyle senin bir yerlerden destek bulacağın çok özendirilen bir olay değildir. Bir nevi böyle gerilla tarzı bir şeydir yani. Boşluk bulduğun yerde yapıyorsun bir şey. Bir alan açmaya çalışıyorsun. Küçük bir alan. İşgal edilmiş bir yerde küçücük bir alan açıp böyle nefes almaya çalışıyorsun. O kadar yani. Küçük küçük. Yoksa böyle gel sen eleştirel matematik eğitim kimse bayılmıyor sana böyle. Anladıkları zaman kovarlar. Ya bunun örnekleri de var. Mesela bu alanda kitap yazan bir isim, üniversite profesörü, araştırma yapmak için ortaokul öğretmenliği yapıyor bir sene. Tam bir yıl data topluyor işte Chicago'da, yoksul mahallelerden bir tanesinde. İyi kötü falan gidiyor. Sonuna doğru müdür anlıyor bu işin politik yönü olduğunu. Yani Mart, Nisan'a doğru falan. Hemen böyle yukarıdan aşağıya şakla şukla da profesörü atıyorlar işten. Yani zaten geçici olarak projeye gelmiş falan filan. Onu uzun uzun şey yapıyorlar yani. O bir öğretmen diyor ki buna yani sen profesörün sana bunu yapıyorsa bize neler yapmaz bu kadın yani. Müdür kadınmış. Ya o da işin zorluk tarafı yani. Böyle hiç lay lay lomla olmuyor bu işte. Şimdi bir yerden bir adam bir şey takoz koyar, bir şey yapar, bilmem ne yapar. Orada iş biter yani. Ben son 16 yıldır sadece doktora sırasında değil de bir sürü alanda şey yaptım, deneyim yaptım yani. Onu yaptım, bunu yaptım. Ben de tonla data şey var, böyle bilgi var. Ne derler ona işte. Çocukların sınav kağıtlarını, projelerini hepsini kaydettim. PDF'ledim falan filan. Tonla materyal var. Bir yerden bir şekilde başlayacağım. Bir zaman da olmuyor zaten ama. Hocam bu arada ben zamanı 7 dakika diye görüyorum. Doğru mudur? Evet Bülent Hocam. Şu anda ortak hepimize görünüyor. 7 dakika sonra keseceğiz ama siz tabii ki istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yok ben sorun sıkmak yok. Da istemem. Ben şöyle diyeyim mesela. Bir de bunun eleştirel pedagojinin bir alt kümesi olarak görülebilir. Birebir uymaz. Birebir uygunluğu yoktur ama alt kümesi diyebiliriz. Bu da şudur. Yani neyi eleştirdiğin önemlidir. Yani o durduğun ülkede ve bölgede hakim olan görüş neyse domine eden orayı ona karşı bir duruş sergileyebilirsin. Benim mesela o kitap neoliberalizme karşı ki Amerika'da hayatı belirleyen bir okuldur bu. Sadece eğitimi değil. Yaşamın her alanını. Yani nereye gidersen git o temeller, o kültürel ve ekonomik temeller bütün her şeyi belirliyor. Muhalif olacaksın ona muhalif olabilirsin zaten. Mesela bize tavsiye edilen şey okullarda şeydir. Yarışmacı eğitimdir. Çocukları yarıştır derler yani. Buna karşı olmak nedir? Dayanışmacı eğitimi savunur ve uygularsın.
Sadece sözlü savunmak etmez. Nasıl uygularsın mesela? Az önce örnek verdiğim çocuklar grup içerisinde akranların eşit diyaloğunu sağlaman gerekir. Ona uygun çalışman gerekir. Bu bize karşı duruştur. Herkes otoriter eğitimi yapar. Sen diyaloğu savunursun ve bunun üzerine şey, parmak basarsın ve uygularsın aynı zamanda. Nasıl olduğunu gösterirsin yani. Ondan sonra herkes ezbercidir. Sen araştırma temelli yaparsın bunu. Şey olarak. Mesela bilinç çemberde bir şey vardır matematikte. Çok zordur bunu öğrenmek. Ya ben lisedeyken de zordu. Hala öğretirken de zor falan filan. Şimdi öğretmenler için en kolay şey ben söyleyeyim sen ezberledir yani. Çok sorunsuzdur bu iş. Ne söylüyorsam onu öğren, ezberle, gerisinde karışma dersin. Ama açtığın zaman olayı bir sürü bir yere gidiyor bu işin ucu falan. Öğretmen için yorucudur. Efendime söyleyeyim çocuklar için böyle yani resmiye de karşı olduğu için herkes soru sorduğu için böyle bir farklı bir ortam oluşuyor. Yani bütün bunların içerisinde eleştirel matematik şu an itibariyle işte Türkiye'yi düşünürsek Türkiye'de herhalde çok yeni bir şeydir bu ya. İlk defa böyle konuşuyoruz. Herhalde ilk defa konuşuyordu resmi olarak bir yerde falan böyle bu anlamda. Yani ama ben umutluyum. Şu an birkaç isim mesela bu işlerle uğraşan artık bırakıyorlar. Emekli olmuşlar. Bir kuşak bitti. Arkadan onların doktor öğrencileri var. Umutlandım. Ben kendimden de umutluyum bu arada. İşte kitap basıldı falan. Dediğim gibi bu alanda yayın yapmak ve var olmak için pek bir şey yok. Sana fırsat tanımıyorlar. O yüzden bizim bir eleştirel eğitim network'ü diye bir şey kurduk. Dünya ilinde. Bir aile Türkiye'de tabii ki. Türkiye'de olmak üzere. Bir sayfamız var. Her dergi çıkarıyoruz orada işte. Hakimli bir dergi. Her sayıda eleştirel matematik eğitiminin bir yazı almaya çalışıyoruz. Özendirmeye çalışıyoruz. Bu alanda çalışan insanları ve onların öğrencilerini falan. Ki gelişsin diye falan. Yani hocam süre bitmeden ben kısa bir paylaşım yapabilir miyim? Tabii. Ben hemen size ekran şimdi izni... PowerPoint yok. Ben de sadece sayfayı paylaşacağım olduğu gibi yani. Evet, kusura bakmayacaksınız. Buyurun. Bir deneyeyim daha doğrusu yani. Bakalım nasıl olacak. Sayfayı aynen paylaşıyorum canım. Bak. Şu an sayfa gözüküyor mu? Evet. Sayfa gözüküyor. İnternetten bir... Ben internet onu kullanmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. PowerPoint gitti bende. İşte bu kitabın İngilizce hali. Daha çok öğretmenlere ve akademisyenlere örnek yazılmış. Yani bunu kabul etmek gerekir. Yani çok popüler bir ağız yok. 480 tane üniversite var şu anda dünyada İngilizce eğitim yapan. Bu Priel Hollanda merkezli bir yayın evi. 350 yıllık falan akademik alanda yayın yapıyor. Ondan sonra bir çeviri olarak da bir şeyde buldum. Çok çabucak. Amazon'da koymuşlar şu anda. Bu da Türkçesi. Yani ikinci baskı yaparsak 5-6 tane ben şey buldum. İçeriden böyle Türkçe ataları var. Ama ikinci baskım da umarım daha iyi olur. Ya da başka eklemeler de yapmayı düşündüm. Biraz da genişletmeyi falan. Yani şu an için benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ama sorular kısmına geçersek daha net cevaplar verebilirim. Teşekkürler. Sevgili hocam. Hocam özür dilerim. Kitabın orijinali başka bir isimde, Türkçesi başka bir isimde mi? Bir tanesi Critical Mathematics, bir tanesi ya aynı ismi kullanmadık. Aynı ismi kullanmadık. Hayır. Neden? Aslında kitap basılırken İngilizce'ye de böyle bir şey kullanacak, böyle bir başlık kullanmayı düşündük ama ne olurdu? Eleştirel matematik. Ya Türkiye'de bilinmediği için pek karşılığı olmaz diye böyle biraz o hep sadece benim kararım değildi yani Kemal Hoca da öyle düşündü. Öyle koyalım dediler. Dedim mi? Koyalım. Çünkü içerideki projelerden bir tanesi bu başlığı taşıyor kitaptaki projelerden. Mesela 5 tane proje var. Bu bir aksiyon araştırması. Katılımcı aksiyon öğrencilerin dahil olduğu. Projelerin hepsini ben yazdım çocuklarla beraber. O bizim ders yani iki alanda oluşuyor. Bunlardan bir tanesi çocukların amacı şeydi yani. Toplumdaki sınıf kavramını anlatmak. Bu Amerika'da çok önemlidir. Amerika'da git bir kapıcıya sor mesela. Sen hangi sınıftansın diye. Orta sınıfı falan der yani. Ya da ne bileyim ya, ortanın biraz üstü falan. Öyle bir gerçekten inanamazsınız yani. Böyle bir algı yaratmışlar ki git mesela şeye sor. Evsizler vardır burada. Her sokakta bulursunuz. Bir evsize sor yani senin sınıfın nedir birader diye. Herhalde orta sınıfı falan der yani.
bulursun böyle karşılıklar. O yüzden çok önemliydi. O bir sorun yaratmadı. Yani içerideki projelerden bir tanesini Türkçe'ye verdik. Daha bir karşılığı olur diye falan. Yoksa belli bir başka bir amacı yoktu yani. Teşekkürler. Şimdi pardon Tuğçe, eğer süremiz bitiyor. İkinci oturumda tabii ki hem eleştirilerinizi, sorularınızı, katkılarınızı yine alacağız. Şu anda ben bitireceğim. Bir 5 dakika ara vereceğiz. Ama Bülent Hocam'a sunumu için teşekkür edeyim ve şunu söyleyeyim. Özellikle tabii ki son bölümde oradaki mevcut egemen ideolojiye muhalif olmanın çok önemli bir hak olduğunu, daha doğrusu bir tavır olduğunu söyledi. Neoliberalizme karşı muhalefet yapmanın çok gerekli olduğunu. Bunu çok biz de takdirle karşılıyoruz ama her yerde böyle olabiliyor mu diye de bu soruyu sorarak da bir ara verelim. Şöyle bir değerlendirme yaparak sözü sizlere verelim sevgili katılımcılar. Doğrusu Bülent Hocam'ın sunumunu heyecanla bekleyenlerdenim ben de. Çünkü bizler de eleştirel pedagojiyle bir şekilde ilgili olan arkadaşlarım. Biz bu teorik arka planı veya bir takım kuramsal uygulama kuramsal bilgileri sahada, sınıfta veya uygulama alanında yani öğretmen rolümüzle nasıl gerçekleştiririz sorusu her zaman gündemimizde olan bir soru. Sevgili Bülent arkadaşımız kendi çalışma alanıyla ilgili özellikle bilim ve matematik eğitimiyle ilgili çok somut deneyimlerini yani yaptığı çalışmaları bize özetledi. Doğrusu buradan bütün branşlara, bütün alanlara çok doğrudan ve dolaylı mesajlar ortaya çıktı, çıkabilir. Bunu biz de kendi açımızdan tartışabiliriz. Herkes kendi çalışma alanıyla ilişkili olarak değerlendirme yapabilir. Benim şöyle bir düşüncem oluştu. Bu programın duyurusunu yaparken özellikle matematikle veya doğa bilimleriyle ilişkili arkadaşlara da ulaşmaya çalıştım. Şu anda görüyorum matematikle veya matematik eğitimiyle ilgili arkadaşlar da var. Belki biraz onların katkısını, sorularını, tartışmalarını izleyelim. Sonra biz de belki yani sosyal bilimciler veya genel anlamda farklı alanlardan arkadaşlar da değerlendirmelerini yapsın. Matematikçilere bir öncelik verme durumu herhalde birini rahatsız etmez. Yani böyle bir ayrımcılık yapmıyorum ama bir matematikçi arkadaşlar konuşmak isterlerse onlara öncelik verelim. Sonrasında da yine beraber değerlendirelim. Ne dersiniz? Ben birkaç şey söyleyebilirim. Pardon, duyamıyorum. Sesim geliyor mu? Kim konuşuyor? Deniz? Kim? Duyamadım. Ben, evet Deniz. Sesim geliyor mu şu anda? Evet, Deniz arkadaşımız. Şu anda ben yani kimin konuştuğunu anlayamadım. Kusura bakma. Sesiniz geliyor. Buyurun. Tamam. Ben sadece şunu söyleyeyim. Yani Deniz arkadaşla dün bir konuştuğumuzda, iletişim kurduğumuzda kitabı bir yıl önce okuyan birisiyim dedi. Benim için de önemliydi yani çıktığı an itibarıyla Türkiye'de yayınlandığı an itibariyle okumuş. Buyurun Deniz Hocam. Herkese merhabalar. Ben de Adanalıyım. Evet yaklaşık bir yıl önce tesadüfen gördüm kitabı getirttim ve okudum. Bülent Hocam emeğinize ellerinize sağlık öncelikle. Kitabı tamam. Görünce çok heyecanlandım önce çünkü bunun daha evvelinde benim şey vardı hep hani acaba matematiğe bu felsefi kavramları nasıl bir şekilde dahil ederiz? Nasıl işte daha argüman geliştirerek hani düşünmeyi öğretiriz çocuklara ama bunu da matematik konularının içine bir şekilde girdiririz diye bunu çok dert eden biriydim. Hatta Kanguru Matematik Grubu'nu belki biliyorsunuzdur. Türkiye'de de işte şey yapıyor, yapılandı. Oradan bir grupla da şey düşünmüştük. Acaba her bir matematik konusu için sizin kitabınızda yaptığınız gibi bu hani kapitalizme böyle çok doğrudan hizmet eden kitaplar var biliyoruz. Hani bütün soru içeriklerimiz bile o şekilde. Hani bunlardan sıyrılıp da nasıl öğrencilere çeşitli sorular oluşturabiliriz? İşte çalışma grupları kurabiliriz vesaire kaygısı güderken sizin kitabınızı akabinde görmüş olmak beni çok
mutlu etti. Ve şeyi çok güzel yapmışsınız. Hani başka okuyan var mı bilmiyorum ama aramızda. Böyle öğrencilerin ilk başta o size soruyor olmaları, orada bir öğrencinin varlığında Deniz Hocam dondunuz. Bana mı öyle geliyor? Herkes için mi geçerli? Şu anda sanırım. Evet, bağlantıda bir sorun var herhalde. Evet, Deniz Hocam biraz sorun yarattı. Şimdi başka arkadaşlarımız var mı matematikçi? Yani tabii ki bir ayrım yapmak gerekmiyor. Diğer arkadaşlarımız da konuşabilir. Söz almak isteyen arkadaşlarımız, sorusu, katkısı, değerlendirmesi olanlar olabilir. Ben söz alabilir miyim Sayın Hocam? Pınar Bilesa, yan komşumuz olarak selamlar sevgili herkese. Pınar, söz vereceğim. Sesin biraz boğuk geliyor. Bana öyle geliyor. Evet, biraz sesin. Çok kısaca hemen sorayım. Çok uzatmadan geri kalan kısımda Bülent Hocam'ı dinlemek isterim. Şimdi öğrenci reaksiyonlarını çok merak ediyorum ben. Yani bu oldukça ilginç bir konu ama ben programcıyım, alanım program. Program çerçevesinde biz bazı şeyleri öğrenci merkezli yapılar itibariyle gruplandırırız. Yani ayırırız. Biz bu söylediğimiz yapıları daha çok yaşantı merkezli program tasarımlarında uygulamaya eş değer buluyoruz açıkçası. Yani yeri yoktur, uygulanamazdır diye bir şey yoktur Türkiye'de ama ben öğrenci reaksiyonlarını merak ediyorum Bülent Hocam. Yani ne gibi bir reaksiyon görüyorsunuz? Böyle bir şeyi siz arada nefes almak adına uyguluyor musunuz ya? Hani aldığınız o nefeslerde karşılığında öğrenciler de nefes alıyor mu? Nasıl bir etki, nasıl bir reaksiyon görülüyor bu uygulama programları esnasında? Bana o deneyimleriniz hakkında birazcık bilgi verebilir misiniz? Yani kitabınızı ben görmedim. Kitabınızı bu anlamda... Yani belki orada da örnekler vardır. Ama ben böyle hani kısaca sizinle de karşılaştık olarak, bir programcı olarak da merak ediyorum. Öğrenci reaksiyonları nasıl? Size zahmet cevaplayabilirsiniz. Sevinirim. İyi akşamlar diliyorum herkese. Teşekkürler Pınar. Bülent Hocam, isterseniz Deniz Hocam da bitirsin. İkisini birden bir değerlendirin. Deniz Hocam, sesiniz... Deniz Hocam... Geldim. Geliyor mu sesim? Şu anda geliyor. Eğer kopmazsa cümleyi tekrar baştan alın. Biraz duyamadık seni bu arada. En son nerede kaldığımı hatırlamıyorum ama şeyi de vurgulamak istedim. Hani öğrenciler hem böyle grup tartışmalarında, hani kitapta gözlemlediğim bir şey ve çok da hoşuma gitmişti. Tartışmalarda bir süre sonra şeye varıyorlar. Hani birbirlerini alt etme vesaire, bir hani ast üst ilişkisi falan asla yok. Sadece argümanlar konuşuyor. Yani argüman geliştiriyorlar ve onun üzerinden birbirleriyle tartışmaya devam ediyorlar. Bu çok hoşuma gitti. Örneğin hani şeyde, neyse kitabı çok fazla anlatmayayım, ben herkes okuyacak ama en çok aslında benim takıldığım nokta şu oldu. Böyle bir eğitim, öğretim modelini acaba biz nasıl sürdürülebilir hale getirebiliriz? Yani biz bunu nasıl... İşte bir takım öğrenme hedeflerimiz var değil mi? Okulların ya da işte ne bileyim otoritenin bize dayattığı ya da işte diğer yandan akademik başarı kaygıları var. Biz bunlarla harmanlayarak bunu nasıl hayata geçirebiliriz? Bir bunu ben tartışmak ve konuşmak isterim. İkincisi de bunu yapmak isteyen öğretmenler için az önce Bülent Hocamız söyledi, bir kaynak kitap hazırlığı içindeyiz dedi. Acaba kaynak kitap şey mi? Yani bu matematik konularını nasıl bu işte daha neoliberalizmden daha uzak yapılarla oluşturulmuş sorular, tartışma konularını dahil edecek şekilde mi acaba ilerletiyorlar? O şekilde bir kitap mı? Eğer öyleyse çok iyi bir şey olur. Değilse de önerimdir. Bu kadar. Şimdilik başka söyleyecek bir şeyim yok. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Deniz Hocam. Bülent Hocam. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Benzer bir şeyse kim konuşuyor? Pardon. Ben Tuncay Hocam. Tuncay Hocam. Tuncay Zorba. Evet.
Evet Tuncay Hocam siz de. Bülent Hocam arkadaşlar konuşsun mu? Siz yanıt verip... Ben cevap, ikisine cevap vereyim istersin kısaca hocam. Tuncay Hocam bekleteyim sizi. Unutmadan. Tamam hocam. Evet tamam. Bekletelim. Buyur hocam. Deniz Hocam'ın sorusu şimdi. Bütün bunları muhalif şeyleri yaparken işte nasıl bunları gerçekliğin içerisinde harmanlayabiliriz? Çok ciddi bir sorudur. Ve bu soru eleştirel pedagojinin kapsamında da bir sorudur yani. Sen çalıştığın okuldaki resmi şeye muhalif olacaksın. Ona muhalif bir çizgide bulunacaksın. Orada da duracaksın yani. Bu öyle kolay bir mevzu değil. Son derece zor. Mesela az önce bir önceki seansta verdik ya müfettiş geldiği zaman falan durdular falan. Ben kendime sordum mesela niye o kadar yumuşak davranırlar diye falan. Bizim şimdi Amerika'da lisede üniversite düzeyinde dersler verilir. Advanced Placement, AP falan derler. İşte o hocaları ayırırlar. İşte öğrenciler o derslerden 7-8 tane alıp da geçerse lisedeyken üniversite biri pas geçer. Bazı üniversitelerdeki dersler de gelip pazarlarlar senin okuluna. Ben onlardan birkaç tane öğretiyorum. Resmen üniversite düzeyinde ama sivri öğrenciler alıyor dersi. Yani üniversite hazırlık yapıyorlar. Şimdi bak gerçek realitede sen biz test ne derler, standart testlere karşıyız, bunlara karşıyız da bir de realitede bir şey var. O çocuğun o testlerde başarılı olması gerekir, iyi not olması gerekir, üniversiteye gitmesi gerekir. Şimdi bana yumuşak davranmalarının en temel sebeplerinden bir tanesi benim yaklaşık 5 sene üst üste o testlerdeki benim öğrenciler en başarılı öğrencilerdi. İşte bizim Amerika'daki okullar şey yapar her sene. Testlere bakarak en iyi öğretmen seçer mesela her alanda, matematikte, İngilizce'de, şurada burada. Bizim okul alanında 6 lise, bir sürü okul var böyle büyük bir yer. İstanbul'un en büyük ilçesi gibi bir yer yani. Orada 5 sene üst üste en iyi matematik öğretmen olarak koymuşlar beni oraya. Yoksa öyle beni, ya sen Türkiye'den gelmiş bir adamsın falan kendi kafana takılıyorsun. Yok yani gözlerini çıkarırlardı. Yani o kısmı olduğu için tutunabildim ben. Bak ben muhalifim ama öte yandan da işte çocuklara var olan klasik anlamda yani geleneksel anlamda başarılı olmaları için o gerekeni de yapıyorum. Yani standart testleri eleştirmekle beraber ben onları nasıl hazırlayacağını da biliyorum mesela. O her öğretmenin, her çalışanın kendi içinde o dengeyi bulabileceği bir şeydir. Yani bu yemek tarifi gibi cevap olamaz bu sorunun. O dengeyi bulmak gerekiyor. Nerede biter, nerede başlar, ölçüler nedir? Onu çok iyi ayarlayamazsan hemen elimine ederler seni. Hiçbir anlamı kalmaz yani. Cephede kalman için onu çok iyi ayarlaman gerekir. Nerede olduğuna bağlı olarak hangi okulda, hangi bölgede çalışıyorsun, neyi nerede kullanacaksın mesela. O az önce öğrencilerin reaksiyonu ile ilgili bir soru vardı. Nasıl reaksiyon gösteriyor? Bu da çok önemli bir şey mesela. Çalıştığım yer yoksul bölge ve yarısı şey sağcı. Ya bildiğimiz su katılmamış aşırı sağcı. Aileler öyle yani. Amerikan sağcısı. Ya faşizme kadar giden yeri var böyle. Beyaz ırkçı falan böyle tipler. Ama sen burada öğrencilere yaklaşırken hangi cümleyi kullanacağını kadar bir sosyalizm diye bir kelime kullansan mesela ertesi günü kapıya koyarlar adamı. Çok rahat bir şekilde yaparlar bunu yani. Bir tane veli şikayet eder mesela. Oraya onu bu arada böyle öğretmen var bunu alın derler. Yani bir şekilde seni kapıya koyarlar. Ama başka yerlerden yaklaşırsan çok farklı olur. Mesela o projelerden bir tanesinde şey tartıştık. Niye yarışma mı yapmalıyız? Rekabet mi yapmalıyız? Yoksa işte dayanışma mı? Kültürü geliştirmeliyiz sınıfta diye. Bunu çok tartıştık diyor öğrencilerle. Bir ders, iki ders, üç ders. Şey tartışıyoruz çocuklarla mesela. Yani bir örnek göstereyim mesela. Yani insanlar matematiğe bakarsa matematik hep şeyle gelişmiş. Dayanışmayla. Bir kültürden ötekine geçmiş. Öyle bir katkıda bulunmuş. Böyle bir katkı bulunmuş vesaire. Mesela çocuğun bir tanesi dedi ki spor karşılaşmalarında böyle dedi, şey faydalı olabilir. Yarışırsan daha iyi olursun falan. Başka bir çocuk dedi ki öyle bir şey yok dedi. Bu günümüzde uygulanan bir şeydir. İşte Latin Amerika'da çok eskiden maçlarda takımlar aynı skoru mesela maç beraberken bitirirlermiş yani. Birbirini yenmemek için. Böyle bir dünya da var yani. Sonra bunları konuşurken ben kendim geliştirdim öğretmen olarak. Bir sürü kaynağa baktım mesela. İşte şu hiçbir şekilde şey değildir yani. Rekabet daha iyi eğitime yol açar falan. Kesinlikle öyle bir şey yok. Dayanışma daha verimli bir şeydir insanlık tarihi açısından. Yardımlaşma, dayanışma, birbirinin işte elini tutmak falan. Bunu sağladığımızda bunu bir günde olmuyor mesela. Bir gün başlıyorsun, ikinci gün var olan kültür Amerika'da rekabete dayanan, yarışmacı, ötekini ezmeye dayanan bir sistem.
İnsanların iliklerine kadar işlemiş. Sen buna karşı duruyorsun. Doğal olarak öğrencilerle bunu tartışman, görüşmen gerekiyor. Bir 4-5 ay sonra ancak yavaş yavaş şeyi oturabildik yani. Böyle eşit çocukların bir arada oturup tartıştığı falan. Kendi gruplarını kurduğu. Mesela ilk projede dedim çocuklara kendi gruplarınızı kurun dedim. Bir gözlemledim ne yapacaklar diye. Ne yapıyorlar? Zenci çocuklar zencilerle oturuyor. Asyalılar Asyalılarla oturuyor. Beyazlar beyazlarla oturuyor. Bu çok şey, bariz yani. Meksikalılar Meksikalılarla oturuyor. Kimi yakın buluyorsa kendini kimlik olarak. Sonra onu şeyi tartıştık. Mesela insan olarak bizi insan olarak bir araya getiren şeyler yani ayrılanlardan daha güçlüdür. Tartışması yaptık. 1-2-3-5 yavaş yavaş o şey kırıldı yani. Çocuk herkes birbirleriyle ilişki kurmaya başladı. İşte bir zenci Asyalı'yla oturmaya başladı, beyazla oturmaya başladı falan. Bu da eleştirel pedagojide değiliz ya, kültürel çalışandır öğretmen. Bunları da becermek zorunda yani. Matematik öğretmenin yanı sıra ya da öğrettiğin her neyse böyle bir şey yapman gerekir. Özünde şey de teorik olarak bir komünite kuruyorsun. Bir toplum oluşturuyorsun sınıfta. Kendi değerlerini taşıyan. Bu anlamda da öğrencilerin reaksiyonları, ilk reaksiyonları çok olumlu olmaz tabii ki. Yani şeydir yani, ama şöyle bir gerçek var. Anne babaları, velileri gerici ve sağcı olsa dahi öğrencilerin fikirleri kemikleşmemiştir. Onlara ulaşma şansı her zaman var. Ben öyle öğrenciler tanırım ki babası yani o Washington'daki şeyi işgal eden tiplerden. Mesela bayağı bildiğim su katılmamış faşist. Ama çocuk daha kemikleşmemiş, ona ulaşma şansın var. Onu hayatını değiştirmek, başka bir perspektif kazanmak mesela. Dayanışmanın, çocukla tartışıyorsun diyorsun ki dayanışma çok güzel bir şey diyor çocuk yani. Bu gayet iyi bir şey. Ondan sonra şey, göçmenlerle tartışıyorsun, onu tartışıyorsun, bunu tartışıyorsun. Yani bu bir öğretmenin kendi içinde, ne diyelim ona, kendi bulunduğu koşullardan, somut koşulların, hani o klasik vardır ya, somut talini yaparak, öyle bir denge tutturarak yapılabilir. Çok ölçüyü kaçırmamak gerekir. Çok önemlidir bu. Yani biraz yanlış adım atarsan, aynen elimine ederler seni orada. Ya işte öğrenci eder, ya işte o eder, bu eder. Ama o dengeyi tutturursan, dediğim gibi zamanla böyle, ben 5 projede sona doğru yaklaşırken, benim için hayat çok güzeldi mesela. Hiçbir disiplin problemim yoktu. Çocuklar gayet iyi. Böyle kendi evimde hissediyordum böyle. Oturma odasında oturmuşum. Gayet rahat. Normalde öyle değildir. Burada yoksul mahallelerde öğretmensen hayatın cehenneme dönebilir. İnanılmaz disiplin problemleri yaşarsın. Silah getiren çocuklar, bıçak getirenler, kavgalar, polis otoları doldurur bir arada kampüsü. Yani böyle Türkiye'de hayal edemeyeceğin şeyler olur. Yani Amerikan, duymuşsunuzdur böyle okul silahları falan filan. Burada ne derler buna? Ahvali adiyeden yani. Yoksul bölgelerde ama. Zengin bölgelerde böyle bir şey olmaz. Orada gayet işler düzgündür. Dediğim gibi bu iki soruya öğrencilerin reaksiyonları umut vericidir. Bunu söyleyebilirim. Umut verici reaksiyonu. Sen tutarlı oldukça ve o işte ısrarlı oldukça, ben doktora yaparken ki o öğrenci grubu şu an mezun oldu. İşte ben de hepsinde kitapların bir kopyasını istediler. Şimdi o araştırma aksiyonu olduğu için çocukları da katıyorsun buna. Onlar da bir parçasıydı bu araştırmanın. Partisipatör diyorlar. Katılımcı aksiyon araştırması. Hepsi iş güç. Çoğu evlendi mesela. Christmas zamanında benim sınıfa gelirlerdi. Bu sene gelemediler. İşte pandemi yıllar. Hepsi istisnasız. Hocam sen hala bunları yapıyor musun böyle şeyleri? Ne güzel o günler falan. Üniversiteye gittik. Üniversite bulamadık böyle şeyler diyorlardı falan. Hepsinde yani istisnasız ama. 28'in 28'inde de. Yani özetle söylersek bunun tabii böyle dediğim gibi yemek kitabı tüsülü bir tarif olamaz ama her öğretmen kendi içinde bunun kararını vermek ve o şekilde hareket etmek zorunda ama öğrencilerin reaksiyonları umut vericiydi. Benim için çok umut vericiydi yani. Onlar için de öyleydi. Teşekkürler sevgili hocam. Bir ilave kısa bir şey söyleyeyim ben yani arkadaşlarımız da düşünüyor olabilirler. Öğretmen arkadaşlarınız yani daha doğrusu belki branş öğretmenleri de diyebiliriz ama fark etmez. Oradaki öğretmen arkadaşlarınızın tepkisi veya direnci sizin bu tavrınızı destek veya olumlu olumsuz o yönde yani yalnız olarak mı yapabiliyorsunuz? Daha çok bir grup arkadaşla bunu yapmak mı daha olmaklı? Bu da çok iyi bir soru. Bir okulda yapıyorsun çünkü 65 tane öğretmen kadrosu var. Ben bir örnek vereyim mesela yaşadığım başıma gelen. Ben şimdi dayanışmacı işte bir collaborative şeyi desteklerken, öğrencilere bunu tavsiye ederken ve o tip bir kültürle sosyalizasyon çabasına girerken diyorsun ki sen yarışma arkadaşınla yani sen birine yarışmayacaksın. Hepimizin başarısı birinin başarısı hepsinin birine dönüşür diye bir
kültür örmeye çalışırken yan tarafa geçiyor çocuk bir ders sonra yani. Orada kimya dersi var. Orada da öğretmen diyor ki ilk cevabı verene 5 vereceğim falan filan. Yarıştırıyor yani. Şimdi o derste 5 tane, benim öğrencilerden 5 tanesi benim sınıfımdan o derse kimya dersine gidiyorlar. Ve bu tabii araştırmanın böyle ortalarına bir yerde öğretmeni eleştiriyorlar. Sen diyorlar niye bizi yarıştırıyorsun? Dedi de böyle bir şey yok yani. Bir yarıştırma ne alem var yani. Bayağı karşılıklı tartışıyorlar. Şimdi sen öğretmen diyor ki sen bunu nereden öğrendin? Nereden şey yapıyorsun? İşte Mr. B diyorlar. Benim ismini söylemedikleri için B ile söylüyorlar. İşte, biz Doktor Bülent böyle diyor diyorlar. Ya illa yarıştırmak zorunda değilsin. Kadın gidiyor beni şikayet ediyor müdüre. İşte okulda ortam huzuru falan bozuyor işte ne bileyim. Anarşisttir falan filan diye. Allah'tan bile müdürle aram iyi yani. 7 yıldır beraber çalışıyor. Böyle tipik bir örnek. Hepsi değil tabii. Hepsi değil ama yani o sen böyle bir öğretmene girsen, böyle bir şey yapsak da sen bugünkü ortamda söylersek gergin bir ortam var. Yani mevcut şeyin dışına çıktığın zaman hani şu an Türkiye'de bir korkunç bir ortam var ya, bakmayın siz dünyanın her yerinde var bu. Yani o standartize edilmiş, her şey yukarıdan aşağı empoze ediliyor. Onun dışına çıktığı anda kendini çok güvensiz hissediyor öğretmen. Yani acaba başıma ne gelir diye düşünüyor mesela. Onu göze alamıyor. Çok nadir böyle öğretmenler arasındaki ittifak sözlü olarak destekleyebilir belki seni ama yani çok şey değil. Yani öğretmenler gelsin seni desteklesin falan filan. Ben çoğu zaman yalnızlık hissi vardı bende yani. Evet, teşekkürler. Bülent Hocam aslında baştan beri ara ara söylüyoruz. Bizim de burada bulunma nedenimiz bir dayanışma ağı veya bir dayanışma ortamı oluşturmak. Onun için bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Şimdi Tuncay arkadaşımız bir soru veya yorum yapacak. Diğer arkadaşlarımızdan da bekliyoruz. Tuncay da matematikçi bildiğim kadarıyla, evet. Yanlış bilmiyorsam matematik öğretmeni. Ama tabii herkes soru veya katkı yapabilir. Buyur Tuncay Hocam. Öncelikle merhaba hocalarım. Şöyle ben bir 10 yıla yakın yatılı bölge okullarında öğretmenlik yaptım, matematik öğretmenliği. Tabii orada yatılı bölge okulunda öğretmenlik yapmak gerçekten çok zor bir olay. Çünkü çocuklar taşradan geliyorlar. Birçoğu ilk kez şehir görüyor. Onlar çok uzak yerden geliyor. Çok değişikler. Birçoğu Türkçe bilmiyor. İşte farklı dilleri biliyorlar. Birçoğu da hele ilk okula geldiklerinde, bir sınıfa başladıklarında Türkçe ile orada tanışıyorlar. Tabii siz bunları alıyorsunuz. Ondan sonra hiç hayal edemeyecekleri konularla ilgili soru çözmeye başlıyorsunuz. Yok havuz problemleri, yok işte işçi problemleri. Gerçi işçi problemleri alışıklar. Babalar genelde işçiler ama. Şöyle çok uçuk geliyor ve biz yıllarca arkadaşlarımız hep bunun tartışmasını yaptık. Acaba bu program nasıl güncellenebilir? Böyle soru yazabilir miyiz? Biz bir ara işte 6 arkadaş soru yazmaya başladık. Tabii yayın evi bulup soruları da bastıramadık. Bir yayın evi aldı onları DGS sorusu olarak bastırdı. Ama sizin bu çalışmanızı görünce ben çok mutlu oldum hocam. Matematik öğretimi gerçekten çok zor. İşte sosyal bilgiler, Türkçe veya da diğer sözel bilgiler gibi değil. Çok zorlanıyoruz, çocuklara anlatamıyoruz. Çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. İşin diğer tarafı da var. Çocuklar çalıştığım bölgedeki o hani yatılı bölge okulunda çalışırken 5'te akşam yiyip sabah 7'ye kadar aç kalıp ondan sonra bu çocuklara kalkıp da yemekle ilgili problemi çözünce insanın içi gidiyor. Biz bunların acısını yaşadık. Siz bunları anlatırken evet bu problemleri anlatırken her problemi çözdüğümde içim gidiyordu. Bu anımı anlatmak istedim. Bir de şeyi söylemek istedim. Tabii çokgenleri anlatıyoruz. Dairelerin çevresini anlatıyoruz. Bir gün sınıftan 7. sınıf öğrencilerimi aldım. Okulun etrafını uygulamalı anlatmak istedim. Okul müziğinden soruşturma yedim. Saz zarf yedim. Bu kadar zor bir branşla çalışıyoruz. Tabii öğretmenliği bıraktım. Bıraktığım için de çok üzgünüm ama mecburen bıraktık. Maalesef böyle. Ama ben sizin ikinci kitabınızı dört gözle bekliyorum. Aslında Türkiye'de birçok öğretmen bunu bekliyor. Yeni bir akım başladı. Yeni bir uygulama başladı. Ölçme deneme merkezleri açıldı. Orada sorular yazılıyor. Nasıl yapılıyor? Biz de bir ara içinde bulunduk. İşte yöneticiliğini yaptı oranın. Sorular gelirken inanın aslında mevcut soruların kopyası. Yani alıyor soruyu, kopyala yapıştır, ver. Ya arkadaşlar biraz değişik sorular getirin. Güncel hayattan sorular yazalım. Çocukların hani araştırmaya, düşünmeye yetecek, düşünecek sorular yazalım derken maalesef 1000 soru gelse en fazla 3-5 tane saniye dediğimiz gibi oluyor. Diğer soruların hepsi klasik sorular.
Biz durum bu hocam. Türkiye'de durum bu. Sahada da bu. İkinci kitabınızı dört gözle bekliyoruz. Ayhan hocam teşekkür ediyorum. Ayrıca buna katıldığım için. Canan hocam benim öğretmenim. Üniversiteden ona teşekkür ediyorum buradan. Merhaba diyeyim. Ben Tuncay hocam merhaba deyince ben de merhaba diyeyim Tuncay hocama. Sağ ol hocam. Vesile oldu hocam. Ben size özelde şey bıraktım. Telefon numarası. Görüşeceğiz hocam. Paylaşalım olur mu? Görüşmek üzere. Ayhan hocam mikrofonunuz kapalı. Emeğinize sağlık. Pardon. Tuncay arkadaşımız öğretmenliği bıraktım deyince yani yönetici olarak herhalde var. Yönetici mi Tuncay? Evet hocam. O zaman eğitimci kimliğimizle öğretmenlik bırakılmaz öyle. Ben de öğretmenliği bıraktım denizci misin diye yani deniz adam mısın düşüncesi doğdu. Biz öğretmeniz. Hatta hepimiz hocam, hayat bilgisi öğretmeniyiz. Hayat hocam, bilgisi öğretmenliğiyiz. Sınıfa giremeyince insan içi gidiyor ama. Yok her yer sınıf. Bize her yer sınıf diye de o sloganı söyleyelim. Abi siz transfer olunca böyle çeviriyorsunuz. Evet. Tabii ki katkın için teşekkürler. Söz isteyen hocam. Arkadaşlar var. İbrahim Hoca'ya söz vereceğim. Birol Hoca, coğrafyacılar da aynı eleştirel pedagojinin temel kavramlarını coğrafya derslerinde de nasıl zorluklarla veya okul bazlı zorluklarla anlatıyor. Belki küçük bir anekdot Birol Hoca'dan da alabiliriz. Ama göremiyorum herkesi. İbrahim Hocam. Evet. Başka isteyen var mı bilmiyorum. Şu anda bakalım sesten. Evet. İbrahim Hoca ile konuşalım. Sonra diğer arkadaşlara veririz. Buyur hocam. Hocam teşekkür ederim. Bülent hocam çok teşekkür ediyorum sunumunuz için. Yararlandık. Ben sorudan daha çok böyle genel bir izniniz olursa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Bu konuyla çünkü ilgileniyorum. Matematik eğitimiyle ilgili. Üniversitelerdeki temel problemim ben ana bilim dalı ya da bölüm bazında disiplinler arası iletişim çatışması olduğunu ya da rekabet olduğunu düşünüyorum. Çünkü Deniz Hocam bilir hani başka yerlerde giriyor mu derslere. Biz bir İBF'de uygulamacı olarak bir işte turizmde, bir eğitim fakültesinde, bir tıp fakültesinde, bir veteriner fakültesinde hemşirelik fakültesinde ben hepsine girdim 20 yıldır. İbrahim Hoca niye giriyorsun? Ne yapıyorsun orada onu söyle. Yani giriyorum derken ne yapıyorsun? Öyle de. Hocam istatistik tüm alabilim dallarında olan olması gereken tamam. Bir ders. O nedenle araştırma yöntemleri de aynı şekilde sağlık, sosyal, fen ve eğitim bilimlerinin temel şeyleri biliyorsunuz istatistik. Hepsine girdiğimizde ilginç bir şeyle karşılaşıyoruz. Yani bir İBF'ye gittiğinde ya bu şeyler ne iş yapar? Hani mühendisler ne bilimin nesini yapıyor? Yani tamam yol yapıyorlar, inşaat yapıyorlar vesaire ama bunlar ne yaparlar? Ya da eğitim bilimciye sizlere geldiğimizde ne bileyim bir veteriner hekim ne yapar? Ya ne yaparı belli de bilimsel olarak ne yapar? Ya da veteriner hekimlerin yanına ya tıp hekimlerin yanına gidiyorum ya bu turizmci ne iş yapar yani? Nasıl bilim yapar? Neyle yapar? Sonuçta disiplinler arası bir sorun olduğunu düşünüyorum. Ancak burada temel çözümün de matematik olduğunu da düşünüyorum. Çünkü matematik eğitiminde daha doğrusu bilimi neden sonuç ilişkilerini ortaya koymak diyorsak Deniz Hocam bir işte bağımlı bağımsız değişken arasındaki ilişkileri ortaya koymaksa her alanda bu böyleyse ve bu da matematikse, matematik eğitiminin çok iyi bir şekilde çocuklara anlatılması gerekiyor. Örneğin siyaset biliminde iletişim ve güdüleme arasındaki ilişkide bir X, bir Y var. Ya o belli, bağımlı bağımsız değişken belli. Ekonomide mesela enflasyonla faiz arasındaki, işsizlik arasındaki ilişkiyi irdeliyor ekonomiste. Ya en azından bu makroekonomik göstergeler açısından pek çok değişken arasında ilişkiyi inceliyor. Bunun da matematik olduğunu bilmiyor ama. Ya ben bunu görüyorum. Son 20 yılda görüyorum. Bu konuda da bir çalışma yapıyoruz. Ya da işte veterinere bakıyorum. Yem kalitesiyle süt verimi arasındaki ilişkiyi bulurken matematiğe ihtiyacı olduğunu biliyor ama matematiği bilmiyor. Ya eğitim bilimlerinde işte duygusal zekayla öğrencinin başarısı, öğrencinin problem çözme becerisi arasındaki ilişkide X ve Y'nin ne olduğunu da bilmiyor kimse.
Şöyle kısaca söyleyecek olursam 860 matematik öğretmeni üzerinde, burada tabii konuşulanlar daha çok öğrenci üzerinde oldu. Öğrenciler bazında bakıldı ama bence temel sorun öğrencilerden daha çok öğretmenlerde. Özellikle matematik öğretmenlerinde. Çünkü matematik diğer tüm bilim dallarının, tüm disiplinlerin çözümü. Biraz önce örnekler verdim her alanda. Psikolojiden işte eğitim bilimine kadar. Peki böyleyse matematik eğitimi nasıl olmalı? Şunu hemen bildireyim, çok sürenizi almayacağım. 860 öğretmen, matematik öğretmen üzerinde bir araştırma yapıyoruz şu anda. Biz de bunu Almanya'da da yapıyoruz. 200 kişiye ulaştık. Sonuçlarını yayınlayacağız. Onların, hemen söyleyeyim, alçak gönüllülük, ruh sağlıkları, özgüven ve öz yetirlilikleriyle ilgilendik. Ne durumda acaba? Ve tabii ki 24 tane de açık uçlu soru sorduk. Özellikle bunların benim en çok ilgimi çeken, matematikte anlattığınız x ve y nedir? Şu anda %96'sında gelen, yani açık uçlu sorularda x ve y'nin bir bilinmeyen olduğu, x ve y'nin gerçek hayattaki, sosyal hayattaki karşılığının ne olduğunu sorduk. Biraz önce söylediğim gibi acaba biliyor mu diye. Pek çok da örnek verdik yani. Yani iki değişken arasındaki ilişkinin matematiksel bir modelle açıklanmasıyla bilimin yarısı, açıklanmasıysa bilimin yarısı ve buna biz regresyon diyorsak, bu değişkenler arasındaki ilişkiyi anlatmamız gerekiyor. Doğrusal bir ilişki. Arkası öğretmen gidiyor. Biz gözlemlerle de yine şeyleri de gözlem formları ve videolarla da bunu tespit ettik. Birinci derece denklemler arkadaşlar bizim konumuz, anlatıyor, tamam bitti. Ya da ikinci derece denklemler, anlatıyor, konu bitti. Ya iki değişken arasındaki ilişki bir eğrisel bir durumu ortaya koyuyorsa, bunun ne bileyim parabolik bir ilişki olduğunu söyledikten sonra başlaması gerekiyor. Y eşittir A x kare artı B x artı C'ye. Ya da işte bir dalgalanma varsa o örnekten yola çıkarak trigonometriyi anlatması gerekiyor. Çünkü onlar arasındaki ilişki o şekilde. Ya da işte belli bir maksimumdan sonra sabitleşiyorsa logaritmayı o şekilde anlatması gerekiyor. Yani matematik öğretmeni x ile y arasındaki ilişki ya da x ve y'yi bilmiyor. X'in ne olduğunu, y'nin ne olduğunu bilmiyor. Bunların bir bilinmeyen bir bulmaca ve bulmaca sonucunda da öğrencilere analitik bir şekilde işte bir şeyleri öğretmek, ezberletmek. Hocanın, Bülent Hoca'nın dediği gibi belli bir işte 3 gün önceden, 5 gün önceden sınava çalışıp o problemleri çözmek gibi algılanıyor. Evet. Bu çerçevede evet, ben İbrahim Hocam, temelde matematik eğitimi aldık ama bunu tüm disiplinlerde gördük. Matematik bilinmezse bilim yapılmıyor arkadaşlar. Yapılamıyor. O nedenle de tüm istatistikçilere hocam şunun analizini yapar mısınız, şunu yapar mısınız, bunu yapar mısınız şeklinde veriler toplanıyor. Tasarımı çok eksik. Bu çerçevede hocaya da böyle bir değerlendirme yapmasını isteyeceğim Bülent Hoca'nın. Bu neden sonuç ilişkilerini ortaya koyma bakımından öğretmenlere çok iş düşmüyor mu hocam? Evet. İbrahim Hocam, İbrahim Hocam teşekkürler. Çok bütün yani durumu ortaya koydun. Bir öğretmen eğitimi programı yapmamız da gerekiyor. Yani bütünüyle öğretmenlik mesleğiyle ilgili eğitim sürecini baştan aşağı almamız gerekiyor. Ama tabii ki çok ciddi bir tartışma. Belki Bülent Hocam kısa bir şey söyler. Şöyle bir süre ile ilgili de sanırım bir iki dakikamız kaldı. Bülent Hocam bir iki dakika sonra tekrar ekleyeceğiz diye bir düşünce var. Bir oturum daha yapıp bitiririz diye düşünüyorum. Uygun mudur? Ben şimdi chatte bir tane şey, Gülşah Hanım'ın bir şeyi vardı, evet, notu. Evet. Ona ilişkin bir şey söyleyeyim. Daha sonra da işte İbrahim Bey'in söylediklerine ilişkin. Bak ne diyor Gülşah Hocamız? Hayatta ilişkilendirmemiş teorik eğitim problemi. Bak bu ana eksenlerden bir tanesidir. İşte o kelime problemi yaparken. En dikkat etmen gereken şey yaptığın şeyin bulunduğun okuldaki, bölgedeki, kültürdeki öğrencilerin hayatına yansıması. Habermas'ın deyimiyle yaşam deneyimi, lived experience derler. Onunla ilişkilendirebilirsen öğrencinin dikkatini kazanabilirsin ve onu dahil edebilirsin. Yoksa mesela çöldeki bir öğrenciye, efendime söyleyeyim, gidip de
Hawaii'den bir örnek verirsen hiç ilgili alakalı olmaz. Yani o hayal edemez. Düşünemez onu yani. Mesela bu kitaptaki benim en son projelerden bir tanesi şey, öğrencilerin kredi borcu. Üniversite öğrencilerin. Burada student loan diye Türkiye'de yoktur da burada çok önemli bir sorundur. Yani baban çok zengin değilse üniversiteye gitmek için kredi alman gerekir. Loan diyorlar buna. Bu da öyle ufak tefek bir para değil. Mesela ortalama bir devlet üniversitesinin 4 yıllık $100,000. Sen şimdi masrafları falan da eklersen, dışarıda okursan, bir $50,000 da ona ekle, $150,000. Bunu önceden alıyor o parayı. Yani bir sefer, her sefer alamıyor. Bir seferde almak zorunda. Bu olağanüstü bir problem yani çocuklar için. Sen okula gideceksin, mezun olacaksın. Daha sonra onu yavaş yavaş ödeyeceksin falan. Bunu proje haline getirdik. Öğrenciler şöyle bir şey yaptı mesela projede. Diyelim mesela sen mühendislik okuyacaksın. Her grup kendine göre bir branş seçti. Burada bir de yani branşa göre para da değişiyor. Tıp okursan $500,000 ödemen gerekir. Korkunç bir para. Ona göre plan yaptılar mesela. Şu kadar mezun olursan, şöyle bir şey çalışırsan, mezun olduktan sonra ne kadar sonra ödeyebilirsin bu parayı? Çünkü Amerika'daki 70'li yıllardan 2000'de yapılan bir araştırmada 70'li yıllarda 21 yaşlarda evlenirken çocuklar şimdi 32 yaşına gelmişler evlenme yaşı. Çünkü aradaki borcu ödemek zorunda yani. Borçluyken kimse evlenmek istemiyor. Yani bir o yani öğrencilerle hayatına dokunman gerekir. İkincisi eğitimle ilgili yani matematiğin pür matematik dediğimiz saf matematiğin konulardan ziyade bunun politikasının nasıl olduğu ilgili. Amerika'da mesela yukarıdan aşağı belirleniyor bu. Yani öğretmenlere kalmıyor bu iş. Neyi nasıl öğreteceğin falan. Az önce de söyledim. Ya senin sınıfa nasıl gireceğin, nasıl selamlayacağın, hangi konuyu hangi gün öğreteceğin. Adamların elinde şey cetvel var. Denetleyicinin, müdürün. Geliyor bakıyor mesela salı günü. Salı günü sen diyor şey matrisli öğretmen lazım. Ne yapıyorsun burada? Başka bir şey yapsan. Bir de nasıl öğreteceğini... Biraz önce Zekiye Hocam bir soru yazdı veya daha doğrusu bir öneri istedi. Bir kitap matematik tarihiyle ilgili. Zekiye Hocam sorabilirsiniz, söyleyebilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Siz de Amerika'da çalıştınız, bulundunuz. Dolayısıyla deneyim olarak benzer durumlar söz konusu olabilir. Buyurun siz de. Bülent Bey merhaba. Teşekkür ederim sunumunuz için. Ben matematikten... Ya eskiden matematiğim iyiydi, uzun yıllardır uzağım. Matematik temel bilgilerimi bile unutmuş olabilirim. Matematikçi değilim ama sosyal bilimciyim. Fakat şimdi belki yani bayağıdır da düşünüyorum aslında fikirlerimi belirtsem mi, belirtmesem mi falan filan. Ama madem söz hakkı geldi belirteceğim. Adanalıyım bu arada, bir Adanalı lafı geçti. Adanalılar da vardır biraz hafiften çılgın cesareti. Bende de çokça var. Şimdi o yüzden yani kimse söylediklerim bu şekilde yanlış yorumlamasın ama ben şey diyeceğim. Matematik, bilim lafları çok geçiyor. Sanki matematik günlük hayattan, toplumdan bağımsız, kopuk bir olguymuş gibi. Matematiği anlamak kişinin zekasal, bireysel zeka yapısıyla falan ilgiliymiş gibi. Hani siz sunumunuza başlarken dediniz ya, ilk başlarda matematikçiler yani acaba bu eleştirel teoriyi, eleştirel pedagojiyi vesaire nasıl matematiğe uygularız? O konuda bir bocalama yaşadılar. Çünkü bilim somuttur, objektiftir, 2 kere 2 4'tür. Bunun başka bir ihtimali yoktur ki nasıl uyarlarsınız diye. Şimdi yani bütün bu düşünceleri ben şöyle bir özetleyeyim. Matematik hayatın içinde, toplumun bir parçası. Gene bir ara siz söylediniz. Dediniz ki bütün kültürlerin matematiğe katkısı var. Bir nesilden ötekine, bir toplumdan diğerine. Birikmiş bir bilgi matematik, aktarılmış. Şimdi ve günümüze dönüp de baktığımız zaman da şimdi matematik doktor olmak için bilmen gerekiyor mu? Evet. Mühendis olmak için bilmen gerekiyor mu? Evet. Yani herhangi bir üniversiteye girmek için bilmen gerekiyor mu? Tabii ki. Yani demek ki matematik bazı kapıları açıyor. Demek ki matematik aynen para gibi bir değer. Şimdi buradan yola çıkarak hiç bilmiyorum yani siz alandasınız bilirsiniz de matematiğin toplumsal dağılımı. Bir toplumun içerisinde, sınıflar içerisinde dağılımı nedir? Bunu yansıtan geniş kapsamlı bir araştırma hiç yapılmış mı dünya çapında? Ya da işte uluslararası dağılımını şöyle bir, yani zeka dağılımını bu şekilde özetleyen araştırmalar var ya.
Onun gibi bir araştırma hiç yapılmış mıdır? Siz sunum yaparken ben de bunları merak ettim. Ama yani özünde şunu demek istiyorum ki matematik ya da herhangi bir bilim dalı sadece bilim değildir. Toplumun bir malıdır, mülktür, bir kıymettir. O kesimden kesime bir dağılım yansıtır. Yani bazılarının elinde çoktur, bazılarının elinde azdır. Bir kesim iyi bilir, kesimler değiştikçe bazı kesimlerde o bilgi hiç yoktur. Halbuki bu bir değer, yani kişilerin meslek kapılarını açacak, ekonominin kapılarını açacak. Ya bu yönüyle bakarsanız matematik toplumsal bir olgu, sosyal bir olgu, sadece bilim değil. Her neyse, yani bu bütün bu düşünceler canlandı kafamda siz eğitim matematik ilişkisini yaparken. Sonra da şunu düşündüm. Evet, bu bir dağılım meselesi ise, toplumsal dağılım meselesi ise matematik bilgisi sonuçta öğrendiğimiz, öğretilen bir bilgi. O zaman ve bazılarında çok, bazılarında azsa, yani demek ki kişinin kültürel geçmişiyle ilgili. Nereden geliyor? Hangi kesimden geliyor? Anası babası kim? Ondan sonra ve şununla da ilgili, hangi okulda öğreniyor? Hangi öğretmenden öğreniyor? Yeterli niteliklere sahip bir öğretmenden mi öğreniyor? İyi hizmet veren bir okulda mı öğreniyor? Ya yoksa herkesin unuttuğu ücra bir köşede, biraz önce bir arkadaşım belirttiği gibi X ile Y değişkenlerini açıklamayı beceremeyen bir öğretmenden mi öğreniyor? Aynı sınıfta öğrendiğini varsayarsak da, kaliteli bir yerde aynı sınıfta öğreniyorsa, biri daha iyi öğreniyorsa, diğeri daha kötü öğreniyorsa, daha düşük düzeyde öğreniyorsa, bu sefer şu soru gündeme geliyor. Acaba aynı ortamda iki ayrı birey farklı düzeylerde öğreniyorlarsa aynı zamana rağmen, demek ki o kişilerin ailevi geçmişleri, annelerinin babalarının eğitim düzeyi, matematiği ne kadar bilerek geldikleri ya da onun da ötesinde öğretmenin kullandığı eğitim yöntemi, etkileşim tarzı, bu tarza kültürel olarak ne kadar yakınlar, ne kadar uzaklar? Demek ki o da devrede. Yani bütün bunları düşündüğümüz zaman matematik bir bilimdir deyip geçilmiyor, değil mi? Yani her yerden girdim çıktım, biraz konuyu ben de risk alarak dağıttım. Herkesin, yani bu çok farklı noktalara çektiysem konuyu, konuşmayı. Kusuruma bakma. Yok, ben gayet iyi anladım ne demek istediğinizi. Kısaca ben de yine cevap olarak değil yani. Hani bunların düşünülmesi gerekiyor, onu ben hissediyorum. Tabii. Ve matematiği de bütün bu konular matematiği bilim olmaktan çıkarıyor. Tek başına bilim olmaktan çıkarıyor diyeyim. Matematiği toplumsal bir olguya dönüştürüyor. Hatta bütün bilimleri toplumsal bir olguya dönüştürüyor. Tabii ki. Yani bilim de toplumsal bir olgudur aynı zamanda, da kimin elinde olduğuna bağlı olarak değişir. Ama dediğiniz çok doğru. Ben matematik dünyada şey gibi kullanılıyor. Yani elitler ve egemen sınıflar tarafından bile kapı bekçisi gibi. Evet. Yani kesinlikle. Matematiği geçersen şunu yapabilirsin falan deniliyor. Bir de şöyle bir özelliği var. Şimdi iki tane örnek al mesela. Bir çocuk yoksul mahallede büyüyor. İşçi sınıfının çocuğu. Bir tanesi de zengin falan. Matematikte, modern matematikte şu anki eğitimi verilen Batı ülkelerine kabul edilen modern matematik ismi altında, ya bazı konuları ilkokul birden başlayarak lise sona kadar belli bir dizge içerisinde öğrendiğin şeylerdir. Yani arada şeyler, boşluklar kalmayacak şekilde. Hı hı. Şimdi eğer tuzu kuru bir ailenin oğluysan, iyi okullarda okula gidiyorsan, muhtemelen boşluk olmaz orada hiçbir yerde. Doldurursun onları yani. Evet. Ama diğer öğrenci diyelim ilkokul 5'te ya da orta 1'de şey deriz, order of operation, işlem önceliği gibi bir şey mesela. Ya da ne bileyim ya basit denklem çözme yeteneği falan. O arada bir tane boşluk olursa, ki oluyor. Bu bilinen bir şey artık. Bir sürü boşluk oluyor o tip çocukların eğitiminde. Yani lise 3'e falan geldiği zaman onun böyle yüksek matematik dersleri vardır. AP gibi, AP calculus falan. Onu alma şansı sıfırdır. Hı hı. Yani kurulan düzende matematiği, daha doğrusu matematiğin eğitimini öyle bir şekillendiriyor ki var olan düzeyi tekrardan üretmeye yönelik bir teşkilat kuruyor. Yani reproduction dediğimiz. Evet. Öyle bir şey. O yüzden de matematiğin kendisi social justice, bizim yazarlardan bir tanesi var, ben ekrandan göstereyim mesela. Bunu konuyu diyor mesela. Teaching mathematics for social justice. Matematiğin kendisi sosyal adalet problemi oluyor, bu eğitimin kendisi. Yani bir kısım öğrenci iyi eğitime ulaşamazken bir kısmı ulaşıyor. Eğitimin kendisi de bazı kapılar açtığına göre, ki açıyor. Onu bir şey gibi kullanıyor, anahtar gibi kullanıyorlar ve var olan sistemi tekrar üretmek için kullanıyorlar bunu.
maalesef. Böyle oluyor. Bu böyle şekilleniyor yani. Ama şey gelince yani herkes matematiği öğrenecek ve uzman olacak diye bir kural da yok. Tabii. Öyle bir dünya yok yani. Benim bir sene mesela bir öğrencim vardı. 300. Aynı ailenin 300 çocuğu. Bir anda, aynı anda doğmuş yani. Bir tanesi kız, ikisi erkek. Düşün yani. Anne baba aynı. Her şey aynı yani. Aynı evde büyümüş. Bir tanesi süper. Çocuk bir şey demeden anlıyor yani. Olağanüstü matematik yetenekli. Bir tanesi normal ortada. Diğeri de hiç alakası yok. Nefret ediyor matematikten. Düşün ki yani bu sadece şeyle açıklanacak bir olgu değil. Ya, o matematiğe çok yatkın olmayan çocuk için başka türlü matematik dersleri icat sunulabilir. Evet. Bir standart matematik dersinden ziyade mesela sosyal bilimlere de okuyacaklar için matematik dersi kurulabilir. İşte mühendisliğe gidecekler için başka bir şey kurulabilir mesela. Olanaklar geliştirilir. Yani o matematiğe pek yatkın olmayan çocuğun moralini bozmak yerine ya da onu küçümsemek yerine ona uygun onu yapabileceği şeyler kurulur. Yani o var olan şey ona uymuyor. Öyle düşünmek lazım. Yani var olan çerçeve ona uymuyor. Başka bir çerçeve kurarsın öyle gidersin. Yoksa bir de şey herkesin matematikçi olmasına da gerek yok. Böyle bir şey zorunlu değil yani. Toplumda tabii ki. Yani genel olarak bir müzik dersi matematikten daha değersiz değildir. En az onu kadar önemlidir. İşte bir resim dersi falan, beden eğitimi falan. Bunu kaçırıyoruz. İnsanın gelişiminde böyle işte sadece matematik bilim düzenin empoze ettiği bir şeydir. Böyle değerlidir falan filan diye. Yani ne derler ona? Bir sömürü aletine dönüştürmüştür. Yoksa bir müzik dersi, bir ne bileyim drama dersi, tiyatro dersi falan filan daha değersiz değildir insan gelişiminde. En az onun kadar önemlidir. İnsani yönden bakarsak yani. Tabii ki. Yani matematikte evet. Tarihle ilgili ben özelden yazarsanız canım ben bir sürü kaynak gösterebilirim size. Yani evet, bir sürü tonlarca kaynak var. Evet. Çok teşekkürler. Evet. Tabii ki tartışmayı zenginleştirecek yeni katkılar oluyor. Birol hocam, Birol arkadaşımızdan biraz önce ben de istedim belki ama zorunlu olmasın. Öyle bir zorunluluk yok. Aysun arkadaşa da öyle bir tabii. Şey yaptım ama Birol buyur sen de. Ya burada sanırım temel problem şu, öncelikle bu toplantı için teşekkür ediyorum. Bülent hocama teşekkür ediyorum. Bayan hocam size ve katılımcılara. Şöyle bir genel sorunumuz var sanırım. Mesela ben coğrafya dersi anlatıyorum. Coğrafya dersi işliyoruz çocuklarla beraber. Coğrafya dersinde nüfus konusu işliyoruz. Bir tane kadın kelimesi geçmiyor. Coğrafya dersinde ekonomi dersi işliyoruz. Ekonomi konuları işliyoruz. Bir tane işçi kelimesi geçmiyor. Bakın yani ekonominin içerisinde sanki işçi hiç yok. Mesela çocuk diyor ki Türkiye'den yurt dışına 30 milyar dolarlık mobilya ihracatı yapılmıştır. Çocuk derste sıkılıyor. Diyor ki öğretmenim benim babam sitelerde çalışıyor ama ben bu parayı hiç görmüyorum. Bunun benimle ne alakası var? Bana niye anlatıyorsunuz bunu? Atıyorum. Şimdi burada problem tanımlayıcı eğitim sorunu var gibi geliyor bana. Yani nedir? İşte gerek matematikte, gerek coğrafyada, gerek başka derslerde. Kişi gündelik hayatından yola çıkarak problemleri tanımlıyor mu? Bunun üzerinden diyalog kuruluyor mu? Diyalog kurulmuyor. Ezberci eğitim, yukarıdan aşağı eğitim. Yukarıdan aşağı eğitim, otoriteryen eğitim. Dolayısıyla ne yapıyor? Kişinin kendi sorununu, kendisinin tanımlamasını değil, başkası onun adına bir olayı tanımlıyor, anlatıyor ve kişiden ona uygun olarak yorumlaması isteniyor. Yani tamamen hiyerarşik yapılandırılmış bir süreç söz konusu. Şimdi bu süreç içerisinde diyaloğun yerini bu tür az önce Bülent Hocam'ın söylediği bölgelerde, özellikle yoksul bölgelerde okulları özgürleşme mekanlarına çevirmek diyalogla mümkün, problem tanımlayıcı eğitimle mümkün. Yani çocuklar problemleri tanımlayabiliyor mu? İlla yüklenmiş kavramlar söylemek gerekmiyor yani. Yüklenmiş bir takım kelimeler kullanmak gerekmiyor. Ama çocukların kendi problemlerini kendilerinin tanımlaması, öğretmenlerin kendi problemlerini kendilerinin tanımlaması çok değerli gibi geliyor bana. Bu anlamda mesela az önce Bülent Hocam dedi, onu tekrar kendisine sorayım. Bebeğin, matematiğin demokratik bir toplum için önemini açıkladığı kısmı bir daha açıklarsanız, orasını tam anlayamadım. Yani acaba pozitivist yanından dolayı mı yoksa problem tanımlayıcı özelliğinden dolayı mı matematiği demokratik toplum için çok şey görüyor, elzem görüyor?
Sadece matematik değil, matematik ve bilimsel. Ya ana çıkış noktası şey, diyor ki ben matematik ve bilim kendi başına bir otoritedir. Dışarıdan müdahaleleri şey yapmaz yani. Ya ne derler ona? Açık değildir buna. Dolayısıyla der, böyle bir toplumda bilimsel rasyonalitenin yani scientific rationality dediğimiz onun gibi onun çerçevelendirdiği bir eğitimden çıkan, o tornadan çıkan insanların kendiliğinden, spontane olarak demokratik topluma evrileceğini düşünür. Tezi buydu yani. Ama dediğim gibi bu 1916'da yapılmış bir tez. Birinci Dünya Savaşı'nın öncesinde. Ya pozitivizmin yavaş yavaş geliştiği falan işte kilise-devlet ayrımının henüz olgunlaştığı bir devrede. Ama Birinci Dünya Savaşı arkadan İkinci Dünya Savaşı geliyor ve o Nazilerden sonra bu olay tekrardan yatırılıyor. Frankfurt Okulu'nda özellikle. Yani bilime birebir bu kadar güvenmenin çok daha ne derler ona? Her zaman demokratik bir topluma yol açmayacağı, bazen böyle otoriter toplumlara yol açabileceğini öngörmüşlerdir. Marcuse mesela, Adorno, ondan sonra o Frankfurt Okulu'nun elemanları falan. İşte Habermas daha da bunu geliştirdi mesela. İnsanlardaki teknik yeteneklerin, işte pratik yeteneklerin bir de özgürleşme edimlerinin olduğunu, bunu birbirinden ayırmak gerektiğini ve teknolojinin ve bilimin sadece bunun bir yanını oluşturduğunu, bunu tek başına bunu ele alırsan, buradan özgürleşmenin çıkmayacağını yani bir olasılık olarak işaret eder. Dolayısıyla eleştirel matematik teorisyenleri benim de dahil olduğum bu konuda biraz kuşku parantez açar yani. Devin'in söylediğinin aşması gerektiğini söyler. Bunun daha ilerisine gidip öğrettiğin şeyden en az onun kadar nasıl öğrettiğinin de önemli olduğunu işaret eder. Az önce bahsettik matematiği diyalojik olarak öğretirsen daha çok demokratik toplumu oluşturmasına yol açabilir. Mesela otoriter eğitimden olduğu bir sınıftan öyle bir eğitimle yetişen çocuklar çocukların oluşturduğu toplum iktidardaki adam ne diyorsa onu kabul eder yani. Aşağı aşağı yukarı yukarı. Dün Karadeniz'de bugün ak demeye başlar. Onu da kabul eder. Her şeyi sorgusuz sualsiz kabul eder. Böyle kabuller bunun üzerinden yürür. Yani Teşekkürler. Yani, tabii ki okulları Ayhan hocam özür dilerim. Okulları özgürleşme mekanlarına çevirebilir miyiz? Biz bunun üzerine bir tartışma yürütüyoruz. Eğitim Sen Binolu Şube'de eğitim komisyonu olarak. Buna ilişkin de iki hafta sonra bir toplantımız var. Okullar diyalojik yöntemle özgürleşme mekanlarına çevrilebilir mi? Kesinlikle çevrilebilir. Yani asıl herhalde. Teorik olarak böyle mümkündür. Pratik olarak da diyalog bunun ne derler ona? Anahtarıdır yani bunun başlamanın. Ama nasıldır? Bu şey değildir yani. Onu devralamazsın. Okulu devralma şansın yoktur. Okul bir otoriteye bağlı çalışır. Biz ancak orada küçük alanlar açabiliriz. Nefes boruları. Şöyle düşünün bak. Okulun üstünü kapatsalar brandayla, büyük bir brandayla, kapkaranlık bir yer olur. Bizim yapabileceğimiz şey oraya buraya gidip küçük delikler açmak ve masmavi gökyüzüne bakmaktır. Bir açmak, iki delik, üç delik, üç delik. Bir gün öyle bir hale gelir ki deliklerin hepsi o brandayı yok eder. Masmavi gökyüzünü hep beraber görürüz. Bu analojiyi verebilirsem diye düşünüyorum. Ancak böyle olabilir. Küçük delikler açarak. Teşekkürler. Tabii ki Birol arkadaşımızın katkısı da çok önemli. Özellikle yine Freirean bir bakış açısıyla yani eleştirel pedagojinin temel kavramlarını, terminolojiyi bütün alanlara, bütün bilimsel çalışma alanlarına taşımamız veya ondan yararlanmamız olanaklı. Çünkü bireyin yani öğrenenin veya oradaki özne rolündeki öğretmen ve öğrencilerin aslında sosyal yaşamla ilişki kurabilecekleri temel deneyimlerini veya yaşantılarını okul ortamında da ders ortamında da kullanabilecekleri bir alan yaratmamız gerekiyor. Burada biraz önce de söylendi, öğretmen çok kilit bir noktada veya kritik bir noktada bulunuyor öğretmenin rolü. Bunu da hepimiz biliyoruz deneyimlerimizden. Yine arkadaşlarımızın yazdıklarından hareketle, yani Bülent Hocam da söyledi, bilimin araçsallaştırılması çok tehlikeli bir durum. Yani bilim araçsallaştırılarak kötüye kullanımı da söz konusu olabiliyor. Ama biz buradan demokratik bir toplum veya birlikte yaşayabilmenin olanaklarını aynı toplumun bireyleri olarak birlikte dayanışma içerisinde, barış veya kardeşlik içerisinde nasıl yaşayabiliriz de zaten bu okullar aracılığıyla, temel eğitim aracılığıyla kazanmamız veya kazandırmamız gerekiyor.
Başka arkadaşlarımız var mı? Ben bu arada hızla iki tane duyuru yapayım. Serkan arkadaşımız yayının başında Bülent Hocam'ın kitabını isteyen arkadaşlara gönderebileceğini söylemişti. Yine Serkan buradaysa onun notunu yazabilir diye öneriyorum Serkan'a, veya da iletişim bilgisini tekrar yazabilir. Böyle bir olanak varsa isteyen arkadaşlara göndereceğim demişti yayının başında. Bizim haftaya yapacağımız çalışmada da Zeynep Alici arkadaşımız Feminist Bir Okul ve Kent Hayali adlı bir sunum yapacak. Onu da şimdiden duyurmuş olayım. Ama tabii Bülent Hocam'a sorularınız, katkılarınız, değerlendirmeleriniz varsa onları da tekrar alıyoruz. Şu anda yazılanlara da bakayım veya konuşan arkadaşlar. Evet. Hocam ben bir şey daha sormuştum. Duyuyor musunuz? Deniz Hocam, duyuyoruz. Ben duyuyorum. Bülent Hocam şeyden bahsetmişti. Yeni bir kitap hazırlığı içindeyiz demişti. Onun içeriği neydi? Ben onu kaçırdım mı? Yok, ben şu an iki tane kitap üzerine çalışıyoruz. Bir tanesi hem öğretmenlerin kullanabileceği derslerde, ders 1 diye başlıyor mesela. Ama onun yanı sıra burada bir de şey var mesela, eğitimi etkilemeye çalışıyorsan sadece öğretmenler değil de eğitim fakültelerinde kullanabilecek şeyler yapman lazım. Mesela benim kitap 5 tane eğitim fakültesinde kullanıyorlar. Öğrencilere ödev veriyorlar kitap üzerinden. Mesela o dersle ilgili teorik konuları tartışma, arkasında birkaç tane soru bırakıyorsun oraya, işte şu şöyle olsa nasıl olur, böyle olsa nasıl olurdu, bu sınırı vesaire. Sadece öğrencilerin değil de eğitim fakültesindeki ders veren hocaların da kullanabileceği, özellikle doktor öğrencilerin ya da o ders verenlerin, o ikisini birden kullanabilecek bir şey. Ne derler ona? Ders kitapçığı gibi bir şey. Bunun haricinde bir tane kendim yazıyorum sadece. O diğerini birkaç kişiyle çalışıyoruz. Diğer de böyle hani doktora üzerine çalışırken doktora özel birilerine yazarsın yani. Biraz sınırlayıcıdır. Yani her şeyi yapamazsın yani. Şu yaptığım kitapta her şeyi yapabilecek bir kitap yazıyorum kendimce böyle. Rahat rahat. Kimseye böyle ne derler? Bir patron denetlemeyecek, bir ne bileyim. Üstünde bir profesör yok, bir kurul yok falan. Böyle biraz freelance dediğimiz ama her şeye dokunan, sadece teorik olarak değil, insanların kafasını ütülemek için değil yani. Bayağı esaslı bir şekilde. Şu ana kadar yapılmamış. Ama karar veremedim. Acaba İngilizce mi yazayım, Türkçe mi yazayım? Yoksa İngilizce yazıp Türkçe mi çeviririm? Çünkü bu da bir sorun oluyor. Eğer İngilizce basılırsa onu copyright'ını almak çok pahalıya mal geliyor. Çünkü dolar, euro falan çok arttı falan şu anda. Yani bir kitabı Türkçe'ye çevirmek olağanüstü pahalı bir şey. Yani sen para almasan bile falan. Onu diyorum, önce İngilizcesini yazıp Türkçesini ayrı bir vehçeden mi yazayım? Ona henüz karar veremedim ama iki kitap üzerine çalışıyorum. Ayrı kitap. Bir tanesi daha çok teorik. Teşekkür ederim. Evet, teşekkürler. Teşekkürler. Arkadaşlar, katkı, soru, değerlendirme yapmak isteyenler. Aysun Hocam. Evet hocam. Teşekkür ediyorum Bülent Hocamızın sunumu için. Yaptığınız tartışmalar çok güzeldi gerçekten. Ben sadece biraz önce Birol Hocam da benzer bir şeye değindi. Oradan da devam ederek söylemek istiyorum. Ben yüksek öğretimde ideoloji çalışıyorum. Neoliberal ideoloji. Doktora tezimde Türkiye'de ve İngiltere'deki 4 farklı bölümde neoliberal ideolojinin nasıl öğretildiğini, nasıl aktarıldığını tespit etmeye çalıştım gözlemler yoluyla. Bu bölümler felsefe, sosyoloji, işletme ve iktisat bölümleri. Tahmin edersiniz ki her birinin o ideolojiyi nasıl aktarış şekli farklılaşıyor. Aynı şekilde Türkiye'de ve İngiltere'de de öyle. Biraz önce Birol Hocam'ın dediği gibi, yani nüfustan bahsederken işte kadınlarla hiç dokunmuyor oluşumuz gibi, ya da Bülent Hocam'ın da bahsettiği gibi kendi sınıflarımızda bir komünite oluşturmaya çalışıyoruz demiştiniz. Onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Örneğin kapitalist bir ülkede yaşadığımız gerçeğinden kaynaklı iktisat bölümlerinde kapitalist ekonomi anlatılıyor. Ve hatta ben bununla ilgili şu an geniş çaplı bir inceleme yürütüyorum. Çünkü tezimde bunu iddia edebilmem için emin olmam lazım. Türkiye'de mesela iktisat bölümlerinde hiç Marksist iktisattan bahsedilir mi? Ben bununla ilgili hiçbir üniversitenin hiçbir bölümünde hiçbir ders olup olmadığını şu an
muhtemelen yok ama emin olmaya çalışıyorum yok diyebilmek için. Örneğin İngiltere'de Manchester Üniversitesi öğrencilerinin bir bildirisiyle karşılaştım. Neden Marksist iktisat öğrenmiyoruz diye. Çünkü İngiltere'deki iktisat dersleri de en fazla Keynesyen ekonomiye kadar gidiyor. Hani birazcık devlet müdahalesi olursa neler olabilir üzerine sadece. Ya da şöyle bir gerçekle de karşılaştım. İngiltere'deki sosyoloji bölümü tamamen Marksist sosyolojiden bahsediyor. Yani bütün dersler yapılandırılmış, yani en azından benim gittiğim üniversitede yapılandırılmış bütün o modüller, bütün kurslar hepsi tamamen neoliberal ideoloji karşıtı kurslardan oluşuyor, derslerden oluşuyor. Öğrenciler gayet Marksist ve neoliberal karşıtı olarak yetişiyorlar bu bölümlerden, sosyolojide. Türkiye'ye geldiğimizde böyle bir şey yok. Türkiye'de iktisat bölümünde kapitalist iktisat anlatılmasına rağmen dersin hocasıyla yaptığım görüşmelerden hocanın gayet sosyal demokrat bir hoca olduğunu öğrendim. Ama kapitalist iktisat anlatıyor. Çünkü yapabilecek bir şey yok. Biraz önce dediğiniz gibi. Çünkü kapıyı bu açıyor. Çünkü bu çocuklar kapitalist iktisat öğrenmek zorunda. Çünkü iktisadımız o. Benzer şekilde mesela İngiltere'deki iktisat hocası ise tamamen far right diyebileceğimiz aşırı sağcı. Hatta ki bir ekonomistin solcu olabileceği ihtimalini düşünmüyor bile. Ve buna göre anlatıyor dersini. Yani aradaki bunu şuraya bağlamak istiyorum sadece. Sizin de dediğiniz gibi yani biz kendi içimizde bir komünite oluşturuyoruz. İşte İngiltere'deki sosyoloji bölümü böyle bir Marksist bir komünite oluşturmaya çalışıyor kendini. İşte İngiltere'deki iktisat bölümü böyle bir şey oluşturmaya çalışıyor kendini. İçinde ne kadar yer bulabildiğimiz, o içinde dediğiniz o küçük delikleri, o brandada delikleri ne kadar açabildiğimizle önemli aslında her şey. Çünkü biz farklı olabiliyoruz ama bir sisteme de hizmet ediyoruz. Yani evet bu sistemi belki hiç sevmiyoruz, kesinlikle karşısında duruyoruz. Ama o çocuklar üniversite sınavına girecek, sizin de belirttiğiniz gibi Bülent Hocam. Dolayısıyla hani onu yaparken o brandada o deliği ne kadar açtığımız ve ne kadar o komüniteyi oluşturmaya çalıştığımız ya da o kültür dediğimiz, etos dediğimiz o şeyi nasıl oluşturmaya çalıştığımız bir derece fayda sağlıyor diye düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Teşekkürler Aysun. Yani bu gözlemin ve değerlendirmen önemli tabii. Diğer arkadaşlarımızdan bakalım. Yine yazanlar var. Deniz Yalçınkaya arkadaşımız. Derslerimde öğrencilerimin anlama düzeylerini artırmak için içeriği değiştiriyorum. Time Activist konusunu çalışırken ünite kapsamında bulunan showboarding ending eylemlerini biz neden yapamıyoruz diye soruyorum. Tabii ki herkes kendi alanıyla ilgili farklı müdahaleleri biraz önce arkadaşlarımızın da söylediği gibi alan buldukça, olanak buldukça veya fırsat buldukça yapabilmeli. Ama bunun için en temel noktamız bizim yeterliğimiz veya o niteliğe sahip olmamız veya farkında olmamız. Bazen bunun farkında olmayan veya olmadığımız durumların da varlığından haberdarız. Önce kendimizin dönüşmesi, dönüştürülmesi bir şekilde gerekli. Dönüştürücü entelektüel öğretmen rolüne uygun bir arayışımız veya çabamız olmalı diye de ben eklemiş olayım. Murat Kaymak Hocam, kısa bir ekleme yapacaktın. Yani seninle konuşmuştuk arada. Kısa bir ekleme veya bir yorum. Değerlendirme senden ben olalım. Ben hocalarıma teşekkür ediyorum. Özellikle Bülent Hoca'ya hem burada yüz yüze teşekkür etme fırsatım oldu. Çünkü bu kitabın Türkçe'de çeviri yapılma sürecinde Kemal İnal'la yaptığım sohbetler noktasında çok güzel. Hatta kitabın baskısı çıkmadan okuyanlardan biri olma durumu oldu. Şimdi bu kitabı niçin önemsiyorum onu söylemiş olayım. Eleştirel pedagojide genelde öğrenme ve öğretme sorunu merkeze alınmıyor. Bu Freire'de var ama yaygın olarak eleştirel pedagoji adına konuşanların çoğunda daha çok politik analizler öne çıkıyor. Eğitimin o politikayla olan ilişkisi, iktidarla olan ilişkisini, hegemonyayla olan ilişkisini analiz ediyorlar. Dolayısıyla sınıftaki öğretmen veya öğrenen öğrenci özgürleşme pratiklerini nasıl yaşayacağı, ne yaptığı falan pek öyle bir sorun olarak konmuyor.
İşte bunu pratikte bunu gösteren işte Türkçedeki ilk kitap Bülent Hocam'ın kitabı. Ve Bülent Hocam bu kitapta gerçekten çok özel şeyler başarmış. Yani bu Rere ile Habermas arasında kurduğu ilişki benim en çok etkilendiğim kısımlardan biri oldu. Diyaloğun rolü üzerine söyledikleri de var. Zaten onu Freire de çok söylüyor ama burada Bülent Hocam çok daha fazla biçimde bunu somut örneklerle de koymuş oldu. Diyaloğun nasıl bir mücadele alanı açtığını, muhaliflik alanı açtığını bu kitapla eleştirel pedagojiye ilgi duyan ya da eleştirel pedagoji öğrenmek isteyen arkadaşlarımızın için somut örnekler oluyor. Biz mesela çoğu zaman eleştirel pedagojiyi anlatmaya çalıştığımız zaman karşılaştığımız birkaç şeyi de bu kitap çözüyor. İşte öğretmenin nasıl işe yarayacak ya da nerede kullanacağız, nasıl kullanacağız? Bunları ilişkin teknikleri de koyuyor. Yani o mesela birinci bölümü, sahneyi kurmak bölümü, başlığın o bölümü kısmı her öğretmenle önemli çağrışımlar yapabilir ve katkılar sunabilir diye düşünüyorum. Diğer kısımları da öyle kitabın. Ben sadece matematik olarak düşünülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Buradaki her branşa aktarılabilecek şeyler var. Öneriler var ya da uygulamalar var. Bir de zaten Freire'nin de şöyle bir şeyi vardı. Yani eleştirel pedagoji eleştirel pedagoglar tarafından sürekli keşfedilmesi, hatta keşif değil, icat edilmesi gereken bir şey. Onu Bülent Hocam çok güzel burada da anlattı. Yani o şeyleri, süreçleri öğretmen kendisi belirleyecek. Bunlara ilişkin diyalog örnekleri epeyce kitapta var. Teşekkür ediyorum kendisine. Diğer kitaplarında devamını bekliyoruz. Zaten yazılarını da keyifle okuyorum ben zaten. Hemen ilgiyle daha yayınlanır yayınmaz bakıyorum. Öğreniyoruz sağ kendisinden. Biz de öğrendikçe de teşekkür ediyoruz. Teşekkürler sevgili Murat. Teşekkürler hocam. Şimdi Selin arkadaşımız, Selin öğretmen, İngilizce öğretmenim diyor. Ben de benzer sorunları kendi çalıştığım yoksul bir lisede, yoksul bölgede bulunan bir lisede öğrencilerimde birebir görüyorum diyor. Yani Arjantin'den veya başka ülkelerden yaşam biçimleriyle örnek verdiğimde hiç ilgilerini çekmiyor diye yazmış. Benzer sorunları bütün branşlarda, bütün alanlarda yaşıyoruz. Tabii ki işte gerçeklikten uzaklaşma dediğimiz veya sosyal, kültürel bağlamdan kopma dediğimiz bir durum herkesi öğrenmeye kapatır bir vaziyete getirebiliyor, bir duruma getirebiliyor. Bunu önleyebilmek doğrudan doğruya az önce söylediğimiz o dönüştürücü entelektüel öğretmen dediğimiz Bülent Hocam'ın da kendi deneyimlerinden hareketle oluşturmuş olduğu çalışmalarla mümkün veya mücadeleyle mümkün. Başka arkadaşlarımızdan var mı? Bakıyorum. İşaret eden. Hocam ben bitmeden bir ekleme yapabilir miyim? Bülent hocam zaten şöyle bir 5 dakika süremiz kaldı. Biraz daha siz toparlayın ondan sonra da kapatalım. Buyurun. Hani şeyden bahsettik ya bu tip çalışmalar için bir alan gerekir. Muhalif bir alan, bir nefes borusu gibi bir yer. Evet. Yani bu çok izin yaptığımız işler, sistemin hoş karşıladığı işler de dünyanın hiçbir yerinde karşılamaz. O yüzden bu alan açmak da son derece önemli bir şey. Yani o rahat hareket edebileceğimiz, insanların kendini ifade edeceği ve giderek büyüyebileceği bir alan ortaklaşa olarak. Ben bizim internet sayfasından biraz bahsetmek istiyorum. Bir sorun şey mümkünse. Sayfayı paylaşma şansın var mı? Alternatif eğitim olan mı hocam? Pardon, hemen izin verdim hocam. Size gösterebilirsiniz. Evet, evet. Küçük bahsedersem. Buyurun. Bir saniye sayfayı alayım hocam. Çok uzatmadan kısaca. Şu an gözüküyor mu sayfa? Evet gözüktü hocam. Hocam böyle o işte bir ayağı Türkiye'de olan ama dünyada işte global olarak ilişkiler olan bir eleştirel education network diye kurduğumuz tamamen gönüllü temelinde kurulmuş bir sayfa. Yani web sitesini kuran arkadaş gönüllü çalışıyor. Bir iki arkadaş. Bir tanesi burada Redmond'da bir tanesi Türkiye'de. Burada solda gördüğünüz Rutiking eleştirel pedagojiyi tekrar düşünmekle İngilizce yayınlanan hakemli bir dergimiz var.
İşte aşağıda kurullar var, aşağı inersek. Bize destek veren isimler şuradan. Türkiye'den, dünyanın her yerinde falan var isimler. Bunun haricinde burada liste olmayan, yazı geldiği zaman onlara işte hakemlik yapan 15-20'ye yakın dünyanın her tarafından akademisyenler var. Menülere bakarsanız sağ tarafta yazmak isteyenler köşeye açıyoruz eğitimde. Emekli öğretmen olabilir, öğrenci olur, doktora öğrencisi olur. Yani eğitime dair söyleyeceğime değer şeyleri olan insanlara alan açıyoruz. Yani bir resmini gönderip bir yazını koyarsa, aylık periyotlarla vesaire. Yani kendine yer bulmak isteyen, söyleyecek sözü olan eğitimcilere Türkçe'de köşe açılmış şu anda. Onun haricinde menülere bakarsak kısaca, işte forum menüsü şu an hazırlık aşamasında. Açacağız bunu. Hem Türkçe hem İngilizce yazı yayınlanabilir. Uzun işte nasıl isterse katılımcıların. Yakında açacağız burayı. Ondan sonra kitap tanıtımı yazılabilir. Kitap eleştirile böyle. Web sayfamız, pardon, Facebook grubumuz var. Oradaki arkadaşlar işte ilginç buldukları siteleri gönderip burada sunuyoruz. Yani destek aşaması olarak. İngilizce ve Türkçe fark etmez. Biz Özgün Üniversite'yi koyduk mesela buraya. İşte aklınıza gelen bir şey olursa gönderirseniz onu da altına koyarız. Tamamıyla yine gönüllü olarak oluşturulan bir şey. İşte basından ilginç bulduğumuz daha çok eğitimle ilgili haberler koyuyoruz buraya. 4-5 tane falan. Haftalık olarak değişiyor bunlar. Bir de konferans listesi var. Eğitimle ilgili ya da eğitimi yakından ilgilendiren tarihlerle beraber. Çoğu online zaten bunların. Liste olarak veriliyor zaten bunlar. İşte katılmak isteyen arkadaşlar için uluslararası olarak. Böyle bir şey var. Ne derler ona? Bir alan oluştu. Bir yaşam alanı diyebiliriz bir şekilde. İşte katılmak isteyen arkadaşların bu yeni bir menü de eklenebilir. Kesinlikle böyle bir şey yok. Hiyerarşik herhangi bir ilişki yok. Tamamıyla demokratik olarak o bahsettiğimiz diyalogla yürüyen bir şey. Yani şekli de değişebilir, katkısı da değişebilir. Yeni menü koyabiliriz, eskiye alabiliriz. Yani arkadaşların, katılan arkadaşların haberdar olması ve çevrelerinde yaymalarına fayda var. Bunu genişletmek ve bu tip alanlara yaymak için yani. Var olanlarla ilişki kuruyoruz mesela. Bizim dışımızda da var olanlar var bu alanın dışında. Onlarla da ilişki geçirip yani yukarıdan aşağı yapılan baskıya aşağıdan yukarı demokratik tepkiler vermeye çalışıyoruz. Bu da bunun yansıması yani. Yani bizim gibi muhalif sesler her yerde karşılık bulamıyor. Her yerde kendine alan bulamıyor. Daha önce de söylemiştim bunu. Yani siz çok iyi, çok değerli bir makale yazsanız dahi ana akım o şey tek elinde tutan dergilerde çok yer bulamazsınız. Çok zorlarlar seni yayınlamak için. Geri çevirir, bir sene sürer falan. Bir yazı yayınlaman iki seneni alabilir. Yani. Evet. Son olarak hocam çok teşekkürler. Katılan herkese, Ayhan Hoca'ya. Gerçekten bu çok değerli bir çaba. Yani ben diğerlerini takip edeceğim bundan sonra katılımcı olarak. Gerçekten çok memnun oldum ben. Yani zaman nasıl geçtiğini anlamadım. Evet. Çok teşekkürler herkese. Biz teşekkür ediyoruz bütün katılımcı arkadaşlara. Sevgili dostlar, bugünkü toplantıyı burada bitiriyoruz. Haftaya tekrar yeni bir konukla Zeynep Alıcı arkadaşımız, feminist bir okul ve Kent Hayali adlı bir çalışma sunacak.